Medya Akar'ın 18 yıldır kayıp olan damadı hayatta mı? Hep sana hem çıkacak gelecek. Hep umutlanıyor. Özcan Kurt. Özcan Kurt. Evladım. Hep ne bileyim hep sana hem böyle çıkacak gelecek. Hep rüyalar çok gördüm. Mehmet Sıddık'ın nüfusuna kaydedilen 4 çocuk kimin? Bir sabah uyandığımda bir çocuğum varken sonra öğrendim 5 tane çocuk birden benim nüfusuma kayıttı hepsi de. Hüseyin Yiğit'in evlat hasreti sona erecek mi? Ben de ailemin yanındayım. Daha fazla uzatılmasını istemiyorum. Çocuklarına gelsin görsün bu kadar. Olcay 15 yaşındaki Fatma'yı nerede saklıyor? Senin İstanbul'da akrabaların var mı? Karanlıktı. Çünkü çıkmak istiyorum. Direkt dışarıya adım atarsam acaba kolumdan tutar mı, tedirginim. Gül Gonca o depoda mı kayboldu? Şimdi ben eğer öyle bir şey olacağımı istedim kendinden. Ondan önce ben kendimi ateşe atardım. Ben canımı atardım. Birazdan. Efendim merhabalar. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla star ekranlarından bugün de selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Gününüz çok güzel geçsin. Yine uzun bir program, heyecanlı ve merakla beklediğiniz bir programla karşınızdayız. Gerçeğin peşinde başlıyor. En güzel dileklerimi sunarak hemen konuklarımın yanına geliyorum. Efendim tabii ki daimi konuklarımızla başlamak istiyorum. Taner Güven hocamız, adli tıp uzmanımız bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hukuk danışmanımız avukat Hasan Koca Bey bizimle birlikte. Hasan Bey hoş geldiniz. Ve emniyetçimiz, polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın da yine bugün bizimle birlikte olacak. Onların da görüşlerinden faydalanacağız. Murat Bey hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, en çok merak ettiğiniz ve izlediğiniz, aldığım izlenimler, aldığım yorumlardan anladığım kadarıyla 10 yaşındayken evinden çıkıp halasına giderken ortadan kaybolan Gül Gonca olayını çok merakla takip ediyorsunuz. Çünkü 12 yıl önce sadece 2 kilometrelik bir yolculuk sırasında, yürüyerek yaptığı bir yolculuk sırasında Gül Gonca'nın başına ne geldi? Gül Gonca hayatta mı? Gül Gonca öldüyse neden bugüne kadar cenazesine rastlanmadı? Yaşıyorsa neden hiçbir haber alınamadı? Şimdi biliyorsunuz Gül Gonca ile ilgili bir güzergah çiziyoruz. Her kayıpta olduğu gibi evinden çıktı, şu noktalardan gitti, şuradan geçti, şuradan sonrası yok gibi. Şimdi o haritamızı bir getirip bir konuyu aydınlatmak istiyorum. Bir konudaki şüphemizi yok etmek istiyorum. Biz hep şunu konuştuk. Aile şurada yaşıyordu efendim. Tam Ubeydullah Sokak'ta. Buradan halasına gitmek üzere yani şu noktaya gidecekti. Çık Sorut Sokağı gidecekti. Orası da 1.9 kilometre yani yaklaşık 2 kilometrelik bir alandı. 20-25 dakika o 10 yaşındaki çocuğun yürüyüşüyle sürecek bir zaman dilimi. Orada hep şunu konuştuk. Bu güzergahtan giderken bu yolun üçte biri gibi bir noktada çocuğun kaybolma ihtimali çok yüksek. Bunun için de belli yerlere, belli noktalara dikkatimizi çektik, sizin de dikkatinizi çektik. Bunlardan biri neydi? Bakkal Yaşar. Çünkü neden Bakkal Yaşar? Tek tanık oydu o gün. İşte uzun boylu birisi geldi onun yanına, kızı kolundan çekerek tütün maddesi almak istedi. Ben vermedim gibi. Bakkal Yaşar bu yüzden önemliydi. Sonra burada bir oyuncakçı deposu var. İlk gün bizim için bir anlamı yoktu. Ama sonraki günde bir tanık çıktı. Gül Gonca'nın kuzeni burada bu depoda başına ilginç bir şey gelmiş. İçeri çekilmek istenmiş. O noktaya dikkat çektik. Ailenin bugüne kadar sözünü ettiği bir başka nokta da şurada bulunan oyuncakçı dükkanıydı. Şimdi artık adını vermiyorum. Sebebi şu, burası çok köklü. Başka şehirlerde de zincirleri olan, artık kurumsallaşmış, prestijli bir oyuncak markası ve dükkanı. Bizim aslında bunun söz konusu etmemizin sebebi zaten orada başına bir şey gelmez bu kızcağızın. Orası hakikaten kurumsal bir yer. Oranın sahibiyle konuştuk. Bize diyor ki
Bizim amacımız şuydu. Burada en köklü ve prestijli yer diyorum ya ve kurumsal. Tek güvenlik kamerasının olduğu yer de burası. Bu yüzden buraya dikkat çekip acaba burada bir kamera görüntüsüne yakalanmış olabilir mi? Sahibi beyefendi diyor ki efendim hayır, o dönemde benden zaten bu kayıtlar istendi ve ben bu kayıtları emniyete sundum. O kayıtlarda hiçbir şekilde Gül Gonca görülmüyordu. Dolayısıyla bizim artık oyuncakçı, bu dediğim gibi köklü, başka şehirlerde zincirleri olan burası bizim artık ilgi alanımız değil. Bizden çıktı orası. Ama daha ilginç bir şey oldu bu sefer. Beyefendinin ifadesiyle burada çıkmadıysa, ki çıkmadı, o zaman çocuk burada ya da buradan sonrası yok. Ya da buralara devam etti ama şu an biz şuradayız. Oyuncakçı deposu, Yaşar Bakkal ve burada birkaç oyuncakçı daha var. Burada eğer kamera görüntüsü olsaydı başka bir noktaya bakacaktık. Dolayısıyla bir daha o lütfen markanın adını vermeyelim. Çünkü bizim onlarla bağlantımızda biz alacağımızı aldık onlardan. Cumartesi hiçbir görüntü yok. Ben onu bilmiyorum. Emniyete sunulmuş. Emniyete söyledi bana. Emniyet buna ikna olmuş ve demiş ki hayır, bu görüntülerde Gül Gonca yok. Ve dediğim gibi orası çok kurumsal bir yer. Böyle bir şeyin olması zaten söz konusu olamaz. Kalabalık bir yer. Çalışan çok. Ya büyük yer, büyük yer. Çalışan çok, giren çıkan çok. Orada 10 yaşındaki kızı alıp alıkoymaları. Öyle bir şey söz konusu değil. Biz onu demiyoruz Serap Hanım. O sokaktan geçti de Gül Gonca'yı nereye götürdüler düşündük biz. Bir tane daha var. O da... Mesela bakkala gitmiş, hem yoğurt hem ekmek almış. Oksana da geliriz. Benim burada açıklamak istediğim nokta buydu. Yani bu firmayı artık biz bence konuşmayalım. Çünkü yanlış yere bakmış oluyoruz. Tamam. Serap Hanım oraya bir ayrıntı koyar. Başka ayrıntıları tabii kaçırıyoruz. Orada bir ayrıntı koyar. Her seferinde cumartesi yoktu diyoruz ya. Şundan olabilir yani, teknikle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi orada her hard diskin kendine ait bir yükleme gücü var. Bazıları 3 gün sonra dönmeye başlıyor. Bazı gün 7 gün. Yani 7 güne kadar geliyor. 8'e geçtiği an ilk birinci gün orada imha ediyor kendini. Tekrar böyle devam ediyor. O güne de denk gelmiş olabilir. O da bir ayrıntı olabilir işte, yani. Bizimki de bir umut yani. Ya kısacası bir daha uzatmayalım konuyu. Tamam. Tamam, yok yok. Bizim orayla bir işimiz yok. Biz şimdi asıl bakmamız gereken yerler var. Tamam. Nereler biliyor musun? Bir kere 2 tane ayrı ev sahibinden bahsediliyor. Bu ev sahiplerinden bir tanesi Fazilet A. O kaçtı. Öldü. 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 Ama o dönemde çocuklarınla seni tehdit eden kişi bu. 2, son ev sahibi Gül Gonca'nın kaybolduğunda oturduğunuz evin sahibi 3 ay sonra sizi çıkarmaya çalışıyor. Evet. Ve orada da bir tehdit söz konusu. Evet. Bir de Fatma K diye bir komşunuz var sizin. Bu Fatma K sizin büyük kızınız İslim'i istiyor. Evet. İstedi. Ne sen veriyorsun kızı ne de kız istiyor. Kızım küçük dedim. Ve orada da bir tehdit söz konusu. Evet. Şimdi hemen canlı yayınla bağlanıyoruz ve muhabirimize gidiyoruz. Yanlarında İslim var, Gül Gonca'nın ablası ve kuzeni Rukiye. Kuzeni Rukiye bu işte oyuncak deposunda karanlık alana çekilmeye çalışıp son anda aklını çalıştırıp ben buraya girmeyeceğim çok karanlık burası diyen kızımız. Ben şimdi size bir şey soracağım. Şimdi ben cep telefonumu bilirseniz, dükkanımı bilirseniz ne amaçtan evden çocuk işlersiniz? Şimdi ben onu soracağım zaten. Senin ev sahibin değil mi bu Mahmut U? Evet. Yanında uzun boylu çocukla gelip. Önce geliyor, onunla geliyor. Vermiyorlar. İkinci seferde bayanla geliyor. Tekrar geliyor. Şimdi ben onu soracağım zaten. Senin yanında oturan kiracının sen dükkanını bilmiyor musun? Cep telefonumu biliyor. Cep telefonunu biliyorsun. Ne maksatla geldin de o ne çocuğu istedin? İslim'e yanıma bir çocuk kat da ben babanın dükkanına gideyim dedin. İslim tekrar merhaba yavrum. Sana da merhaba. Rukiye, merhaba. Merhaba. Evet. Şimdi ben biraz İslim'le bu konuyu konuşmak istiyorum. İslim bu kişi çok önemli. Mahmut o babanların ev sahibi ki sen de o dönem orada oturuyorsun. Evet. O 2 günü bize anlatmanı rica ediyorum. Önce geliyor uzun boylu biriyle yanına. Şimdi Serap Hanım, annem babamın annem ameliyat olduğu için babamdan ikisi doktora gittiler. Biz de kardeşimle evde oturuyoruz. Ona geri Mahmut oradan orada genç uzun boylu oğlanla geliyor ve ben pencereden baktım, kapıyı açmadım kendilerine. Bana dedi ki bir çocuk ver dedi, acıdı babanın dükkanını göstersin dedi.
Benim hayırlım veremem dedim. Kendisi bana konuşarken gittiler. Sonra geri biraz geç, 2-3 gün geçmedi. Bir sefer o bayanla geldi. Tekrar benden çocuk istedi. O zaman ben yani gönderdim Gül Gonca'yı. Bayan kimdi? Bayan kimdi yanındaki? Aynur G. Evet. Mahmut U'nun nesi oluyor? Mahmut U'nun nesi oluyor kadın? Bilmiyorum, tanımıyorum. Ben o kadını orada ilk defa gördüm. Mahmut U'nun yanında. İkinci gelişinde o çocuk yok muydu yanında, uzun boylu çocuk? Yok, hayır, o yoktu. Peki. Bayanla Mahmut vardı. Senin işin ne? Dükkanın neydi? Benim kebapçı dükkanım vardı Selam abi. Kebapçı dükkanım kebapçı, vardı. Kebapçı. Ve senin dükkanını aslında bu ev sahibinin... Dükkanımı da biliyor. Biliyor. Telefonumu da biliyor. Peki o gün sen yanına verdin Gül Gonca'yı. Evet. O kadın da vardı verir. Yanında. Kim olduğunu bilmiyorsun. Evet. Akrabalık yok, derecesini hayır. Bilmiyorsun. Onlar evet. O kadınla beraber ve Gül Gonca ile beraber Cuma Bey senin dükkanına geldiler. Geldiler. Amaç neymiş? Ben işte evimi boşalt değilim. Ben dedim, ben Bulat Çağat dedim. Ne acele edeyim dedim. Gene orada tartışmamız oldu. Hatta ben Gül Gonca'ma dedim ki, kızım sen bunları niye getirdin dedim. Dükkanımı bileyim, cebimi de bileyim. Sen niye getirdin? Evden çocuk istedi dedi. Orada Gül Gonca'yı saldım. Kavga ettiniz mi Mahmut U'yla? Çakıştık yani, kavga etme noktasına geldik de. Çengesi. Mahallede ettik yani. Kavga etmeye. Yanındaki kadının kim olduğunu bilmiyorsun. Emekte oturuyorum. Bir emekte oturan bayan gece konduda ne işi var? Geri de gelip oturmadı ben çıktıktan sonra. Yani Mahmut U'yla bir akrabalığı yok muydu o kızı? Akrabası var mı yok mu bilmiyorum. İfadesi var ama. Kaç yaşlarında bir kadın bu? Gene 25-30 var mıydı o zaman? Mahmut 35. Mahmut U kaç yaşındaydı? O da benden bir yaş mı büyük olması lazım? Evet, o zaman da. Valla ben yaşını tam bilmiyorum onu da ama kadının 30-35 civarı olduğunu biliyorum. Yani 40'ın üzerinde. Bir gün önce geldiğinde yanında o erkekle, uzun boylu erkekle geldiğinde, bir yanıma evet. Çocuk kalk da ben gideyim dediğinde, sizin başka çocuğunuz olmadığını biliyor. Bir erkek çocuğun yok senin. Var. İki tane var. İki tane var. Peki onlardan birini mi yoksa Gül Gonca'yı mı katmanı istiyor? En küçüğü ufak da o zaman. Sen dur da isim cevap versin. Serap Hanım şimdi adı ne dedi? İlla Gonca demedi yani. Dedi bir çocuk ver dedi. Acaba babasının dükkanını göstersin dedi. Ben de adı ne dedim. Annem de evde olmadığı için dedim. Yok dedim, gönderemem dedim. Dedi ver 5 dakika gidek gerek dedi. Ben de hayır gönderemem dedim. O uzun boylu şahıs da takım giymişti. Esmerdi, saçını yana taramıştı. Uzun boyluydu Serap Hanım. Kıyafetini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki, takım giymişti. Ne renk bir takım? İçinde gömleği. Siyah. İçinde gömleği ne renkti? Yanılmıyorsam beyazdı Serap Hanım. Şimdi ama takım giydiğini biliyorum ama. Bu Gül Gonca. Siyah pantolon vardı yani üstünde. Gül Gonca kaybolmadan kaç gün önce olduğunu hatırlıyor musun bu olayın? 4 gün önce hatırladım. Valla fazla bir şey yoktu Serap Hanım ya. Mesela? Zaten o uzun boydan Mahmut geldiğinde gitti. 2-3 yıl sonra o şey geldi. Aynur G gelmişti Mahmut'un yanında. 2-3 gün. Ondan sonra da bir hafta falan sürdüm. 1-2 hafta sürdü bence arası. Yani 15 gün yani sonra diyebilir miyiz? Aşağı yukarı 15 gün sonra Gül Gonca ortadan kayboldu. Şimdi evet. Bir tanık var telefonda. Bu tanığımız Gül Gonca'nın arkadaşı ve yaşıtı. Adını vermiyor. Bizde adı var. Kendisine hemen telefonu alıyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğini bize söylemiş. Alo. Alo, merhabalar, iyi yayınlar. Merhaba yavrum. Şimdi sen Gül Gonca'nın iyi arkadaşıymışsın anladığım kadarıyla. Yani iyi arkadaş değil ama tanıyorum. Tanıyorsun. Birlikte bir yerlere evet. Gider miydiniz peki? Hayır, sadece görmüşlüğüm var. Aynı semtin, aynı dönemin çocuğuyuz. Evet. Ben 23 yaşındayım. Gül Gonca'yı az çok hatırlıyorum yani. Saçlarımızın güzel bir kızdı. Kaybolduğunda ben de çok üzülmüştüm. Sen... Bu programın başından beridir onun için takip ediyorum. Şu anda senden bir yaş küçük olması lazım. Evet. Peki yavrum, senin bize vermek istediğin bilgi ne? Ya benim yayına katılmaktaki amacım Bakkal Yaşar'ın oyuncakçıyı kesinlikle hatırlamıyorum diye iddia etmesi. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü bizim okul çıkışlarımız olurdu o sıralar. Oyuncakçı ve Bakkal Yaşar'ı birkaç kez kapının önünde, bakkalın kapısının önünde yan yana gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Eminim yani. Niçin bir araya geldiklerini bilemem, bakkal sonuçta.
Ama bu kadar çelişkili konuşması tuhaf yani. Ben o yaşından bu yana böyle küçük bir sayı hatırlarsam o adamı hatırlamamıştım. Gülgonca hangi okulda okuymuş? Bir sorur musunuz? Hangi okuldaydın yavrum? Ben İstiklal İlköğretim okulundaydım. Aynı okul mu? Hayır. Arkadaşı da değil bence bu. Arkadaşı da değil. Aynı okul olması gerekmiyor. Onu mahalleden tanıyor zaten. Mahalleden tanıyor. Ama de okulda çıktığı da bizim bakkalın yanına falan şeydik değil ya. Nasıl? Hayır, bizim okul çıkışlarımız olurdu. Bak. Benim eve geçen güzergahım, o bakkal Yaşar oyuncakçı hepsinin oradan geçerdi, oradan biliyorum. Yavrum, şu oradan gördüm ben haritayı bir koyalım mı arkadaşlar, güzergah haritasını? Yavrum, senin okulun bu bakkal Yaşar ve bu oyuncakçı deposundan bahsediliyor ya. O güzergah üzerinde, televizyon var mı karşında? Hayır, yok. Yok, yani bu bakkal Yaşar'a ve o bir oyuncak deposundan bahsediliyor ya, Rukiye'nin neredeyse hani can sıkıcı bir şey olacaktı orada eğer girseydi. Evet. O oraya yakın mı senin okulun, bu söylediğin okul? Evet. Yakın. Evet. İstiklal İlköğretim Okulu diye bir okul vardı. O sağda, o solda. Okul sağda, sağa düşüyor, oyuncakçı sola düşüyor. Depo, depodan evet. Bahsediyorsun. Ayrıca şunu da söyleyeyim, o sözünü ettiğimiz diğer o büyük oyuncakçı var ya, oranın kendi deposu da yokmuş zaten öyle dışarılarda falan. Ama diyor ki beyefendi bize yardımcı olmak amaçlı. Burada sadece bu oyuncakçı deposu yoktu. Başka oyuncakçılar da vardı ve onların da depoları vardı. Yani o konuya da biraz dikkat çekmek istiyorum. Diyorsun ki bu sözünü ettiği okul solda, Yaşar Bakkal ve oyuncakçı solda kalıyor. Okul sağda kalıyor. Okul sağda, oyuncakçı solda. Gülgonca'da 4. sınıfa gidiyor. Evet, doğru mu? Evet. Gülgonca'nın okulu neredeydi peki? O Gülgonca'nınki de Kürttepe'de. Burayla alakası yok, yok mu? Bu yolu kullanmıyor. Yok. Peki yavrum, senin neden dikkatini çekti Bakkal Yaşar'la bu oyuncakçının Bakkal Yaşar'ın kapısının önünde konuşuyor olması? İkisini de tanıdığın Gülgonca için mi dikkatini çekti? Benim evime çok yakın yerdeler. İstiklal'de ben okudum. Türkiye yayına bağlandığında bir oyuncakçıdan bahsetti. Oyuncakçıdan bahsettiğinde bizim buraya yakın olduğu için ben de bildiğim için direkt hatırladım yani. Dedim evet, böyle böyle bir oyuncakçı var. Türkiye'nin bahsettiği eşlerle aynı yani. Kıvırcık saçlı, ondan sonra zayıflı falan. Direkt ben de hatırladım. Daha sonra işte bir şey hatırlamadım o sıralarda. Sonra Bakkal Yaşar bu adamı tanımadığını, kesinlikle hatırlamadığını söyleyince benim aklıma hani yan yana gördüğüm geldi. Sadece bunu söylemek istedim. Hani orada hatırlamayan diye belirtmesi bana çok tuhaf geldi. Sen o depoya hiç girdin mi yavrum? Hayır, girmedim. Ben oyuncakçıya da gitmedim. Depoya da girmedim. Hiçbir şekilde bilmiyorum, etmiyorum. Sadece dediğim gibi zaten depoyla bakkal, o oyuncakçıyla bakkal birbirine çok yakın. Peki hani o depoya imkansız. Peki o depoya gitmediyse o çocuğun o depocu olduğunu nereden biliyorsun? Depocu olduğunu değil, oyuncakçı. Adam işte aynen yanında ortağı falan da vardı senin dediği gibi. Gençten bir adamdı, ben küçüktü, fazla bir şey hatırlamıyorum. Ama bizim okul çıkışlarımız olurdu, hatta oyuncakçı kapının önüne otururdu falan böyle. Görürdünüz. Çocuklarla ilgilenirdi, derdi görürdüm yani. Peki, hocam. Bizim okul çıkışlarımızın olduğu için peki, oradan hatırlıyorum. Peki bakkala uğrar mıydınız hanımefendi, o bakkal evet. Yaşar'a? Yani sizi evet. Tanır mıydı bakkal Yaşar çocuk olarak? Kim evet. olduğunuzu bilir miydi? Evet. Ve Gonca Gül de aynı şekilde, onu da tanıyordunuz. O da uğrar mıydı bakkala? Onu ben sadece hani onun bakkala uğrayıp uğramadığını hatırlamıyorum. Sadece Gül Gonca'yı aynı semtten dolayı az çok anımsıyorum. Yani ama bakkala uğrayan çocukları şey. Tanırdı diyordunuz. Beni tanırdı, evet. Diğer çocukları evet. da tanırdı evet. herhalde. Evet, kesinlikle. Hatta yani, belli bir süre gitmediğiniz zamanlar olurdu. Ya sen ne zamandır gelmiyor falan gibisinden sorardı bile hani. Yani özel olarak da oraya gelen... Oraya gelen çocuklarla da özel olarak ilgilenirdi diyorsunuz. En azından evet, tanırdı. Bilirdi. Tanırdı yani, bilirdi hani şahsen evet, hepsini tanırdı. Müşterisini geleni gideni bilirdi. Orada çeşmatı da bilirdi. Yavrum peki siz aynı semttesiniz. Aşağı yukarı aynı yaştasınız. Neden Gülgonca ile mesela bir arkadaşlığınız yoktu? Bilmiyorum, tanımıyorum. Ben kaybolduktan sonra hatırladım. Yani az çok simasını falan hatırlıyorum. Hiç konuşmuşluğumuz falan yok. Biz mesela orada okula gider gelirdim. Kur'an kursuna falan gider gelirdim. O civarlardan az çok hatırlıyorum. Ama onun harici yok. Ben de küçüktüm dediğim gibi. Tabii. Bu şekilde yani. Yavrum, bu okula gidiş gelişlerinde ya da diğer işte Kur'an kursuna giderken ya da ailen seni bir yere gönderdiğinde
o semtte dikkatini çeken, senin rahatsız olduğun, takip eden öyle bir şey hiç yaşadın mı? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Çok şükür. Şükürler olsun hiç olmadı. Arkadaşların, yani Gül Gonca dışında arkadaşlarından böyle bir şey duydun mu? Hayır, duymadım. İlk kez Gül Gonca'yı duydum zaten. O zaman da hatta çok üzülmüştük. Biz dışarı çıkacağımız zaman falan böyle ailelerimiz bizi uyarırdı. Gül Gonca'yı örnek gösterirlerdi. Bakın dikkat edin falan diye. Hani... Bakkal Yaşar. Bakkal Yaşar telefonda. Yaşar Bey merhaba tekrar. Merhaba lan. Şimdi o dönemde yine 10-11 yaşlarında olan bir kız çocuğu tanığımız var. Okulunu falan her şeyini tarif ediyor. Size de yakın bir okuldaymış o zaman. Sizin diyor yani bakkalın önünde. Merhaba. Merhaba, merhaba Yaşar Bey. O oyuncakçının sizin dükkanın önünde sohbet ettiğini, beraber konuştuğunuzu görürmüş. Hani siz tanımıyorum demiştiniz ya. Evet. Televizyonun sesini kapatabilir misin Yaşar Bey? Tamam. Televizyonun şu anda zaten ben kıt dinliyorum ya. Hı. Diyor ki Yaşar, evet. Bakkal Yaşar diyor o oyuncakçıyı tanıyordu. Ben onları konuşurken gördüm diyor bu tanık. Ben mi tanıyormuşum onu? Ben onları konuşurken gördüm diyor. Ben onları konuşurken görmüş. Abla ben karakolda ne ifade verdiysem o geçerlidir. Tamam mı abla? Karakolda ne ifade verdiysem onu araştırın başlayacaktır. Gene gelin ben buradayım. Tamam mı abla? Yani kesinlikle oyuncakçıyı tanıyorsun. Her zaman her zaman bana rahatsız etmeye gerek yok. Tamam mı abla? Ben neyse ifadenin peşindeyim. Aynı devam ediyorum yani. Tamam mı abla? Anladım. Hocam siz evet. Bir şey mi soracaksınız? Tamam mı abla? Hayır, Yaşar Bey şimdi bunu söylemeniz. Şimdi Yaşar Bey diyorsunuz ya karakolda ne ifade verdiysem 10 sene 12 sene önce o geçerdi. Başka bir şeyde hiç gerek yok diyorsunuz. Aynen böyle diyorsunuz. Ama şimdi bunu söylemeniz ben o oyuncakçı o depoya bakan kişiyi asla tanımıyordum dediniz biraz önce. Yani daha önceki programlarda. Şimdi karşı bir tanık çıktı. Hayır ben onu tanımıyorum. O tanık doğruyu söylemiyor demiyorsunuz. Karakoldaki ifadem doğrudur diyorsunuz. Bu çok savunmacı bir durum. Yani bir insan hiç en ufak bir kendine dair bir şüphesi yoksa böyle bir tavır içine girmez. Yani niçin bize bilgi vermekten kaçınıyorsunuz? Sizi bir tehdit eden var bunu sormak istiyorum. Tehdit mi alıyorsunuz? Yani korkmanıza gerek yok. Devletin polisi var. Şey var ya sığınabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Program olarak yardımcı olabilirler size. Kim birisi tehdit ediyorsa yani. Tamam mı abi? Yaşar Bey, ifadelerim neyse odur, arkasında duruyorum diyorsun ama bugün mesela dün önceki günde o ifadelerinin tersi şeyler söyledin. Yani orada tarif ettiğin hiçbir şeyi burada tarif etmedin. Şimdi bak, şöyle bak, bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz da sen şimdi... Tamam, sen orada çok güzel bir şey söylemişsin, demişsin ki beyaz gömlekli, siyah pantolonlu bir şahıstı demişsin. Ya ablam neyse ben ne vermişsem bana orada geçer. Şimdi bak, ben başka bir noktaya geleceğim de o yüzden seni suçlamak için söylemiyorum. Şimdi Gül Gonca'nın ablası da diyor ki bizim eve diyor, bizim diyor ev sahibi geldi. Yanında diyor bir tane genç vardı. O genç de diyor siyah takım elbiseli, beyaz gömlekliydi diyor. İnce uzun boylu saçlarını yandan taramıştı. Siyah saçlıydı. Sen de ilk ifadende öyle söylüyorsun. Demek ki aslında benzerlik taşıyor. O kişiye ulaşırsak belki senin görgü tanıklığına başvururuz. 12 sene önceki adam bu olabilir mi deriz. Sen önemli, o yüzden önemlisin. Tamam mı ablam? Ben hiçbirini tanımıyordum zaten. Ben ne Cumavi tanıyordum, ne anasını tanıyordum. Şu anda da aynen ben yanık tanımaz. Ben ne ifade verirsem burada geçerli. Tamam mı ablam? O şahsı görsen tanıyabilir misin Yaşar Bey Peri? Abi nerede tanıyayım? Benim bakalıma bize 100.000 tane adam gelir. Hayır, tarif etmişsin ya. Yani saçlarını yana taramış. Görsen tanıyabilir misin? Yani en azından... Ya abi bana bir resmini çizin getirin, bir gösterin. Belki Simon, belki aklıma gelecektir. Yani sen söyler mi? Niye söylerim bakın, abi? Bakın Serap Hanım. Çıkarırsın en azından. Ama çıkartırsın. Bakın çok enteresan bir nokta. Yani daha önce eve gelip de babasının dükkanına Gonca ile birlikte giden... Tamam abi. Neyse ben... Şahıs aynı şahıs. İslim'in tarif ettiği... Eşkal ile Bakkal Yaşar'ın tarif ettiği eşkal aynı eşkal. Yani sen saçlarının yana taramış olması bile aynı. Sen doğruyu söylüyorsun Yaşar Bey. Ona o noktaya gelmeye çalışıyoruz. Bak senin söylediğin şey. Bir
saniye arkadaşım vereyim. Arkadaşı bak. İstemem. Alın arkadaşı hatta. Arkadaşla ne alakamız var bizim? Ben ona şunu anlatmaya çalışıyorum. Kardeşim sen ilk gün gelmiş aile, sana fotoğraf göstermiş. Demişsin ki alalım hattan alalım. Demişsin ki bu... Sigara almaya geldi. Evet geldi. Sonra emniyetteki ifadende demişsin ki işte siyah saçlıydı, yandan taramıştı. Beyaz gömlekliydi, siyah pantolonluydu ve uzun boyluydu. Bu olaydan 15 gün önce Mahmut U, yani ev sahipleri evden çıkarmaya çalışıyor ve eve o eşkalde biriyle geliyor. Şimdi buradan bakkal Yaşar doğru söylüyor, evet. İşte sonradan inkar etmesi çok şeydi. Yani biz kendini suçlamayız zaten. Hayır, burada. İnkar etmiyor adam. Diyor ki ben ifademde ne söyledim. Neyse o diyor. İnkar etmiyor bakkal Yaşar. Görsem tanırım diye bak şimdi. Ama şöyle bir enteresan durum var. Bakkal Yaşar'ın 4 ifadesi var. İlk ifadesinde yani olayın sıcağı sıcağına verdiği ifade bu eşkali tarif ediyor. Lakin 2, 3 ve 4. ifadelerin hiçbirinde bu adamdan bahsetmiyor. Öyle de bir enteresan durum söz konusu. Tehdit unsuru mu var? Yani bugün İslim'in tarif ettiği o eşkali ilk ifadesinde olayın sıcağı sıcağına yaşandığı anlarda veriyor. 2, 3 ve 4'te de böyle bir şahsın varlığından bile bahsetmiyor. Şimdi Serap Hanım, emniyete ilk ifadeyi verdikten sonra bizim ek ifade diye tabir ettiğimiz hocamın iyi bildiği bir konu var. Şimdi ek ifadeye gelmeniz için şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Ya o gün gördüğümüz, o sırada unuttuğumuz bir özel bir konu vardır. Gelip tekrar onu dile getirmek zorunda kalırsınız. Veya o gün söyleyip daha sonra tabiri caizse jeton düşüp ya ben aslında bunu söylememem lazımdı deyip tekrar o ifadeyi de verebilirsiniz. Yani ek ifade derken bazen artı noktaya gider, bazen eksi noktaya gider. Ama genel itibariyle ifadelerde şöyle bir şey söz konusudur. İnsanlar aslında ilk ifadede doğrunun genelde tamamına doğru yakını söylerler aslında. Yani çünkü o ilk gördüğü sıcaktır. Şu da çok doğru bir mantık değil. Ya ben akşam ne yediğimi bilmiyorum. Ya ben de akşam ne yediğimi bilmiyorum ama 20 sene geçirdiğim kazayı biliyorum. Bazı şeyler insanların hayatlarında böyle kütle gibi orada kalır. Onu unutamazsınız. Hele topluma mal olmuşsa o konu. Sizi de eğer o konunun içerisine sıkıştırıp bırakıyorsa sizin artık unutmak gibi lüksünüz yok maalesef yani. Serap Hanım şimdi bir de şey var. Şimdi bir dakika. Var. Tekrar ben bir İslim'e döneceğim. Bu arada sizin o ev sahibi Mahmut U'nun yengesi telefondaymış. Fakat onu alalım hatta. Evet ben de İslim'e hemen dönmek istiyorum. Çünkü neden? İslim'in tarifiyle Bakkal Yaşar'ın tarifi birbirine uyuyor. İslim o şahıs size birlikte geldiği Mahmut U'nun yanındaki o genci sen bir daha hayatın boyunca gördün mü? Ses yok. Ses yok. Çocuklar, sesle ilgili bir sorun var. Bir daha söyle yavrum, bir daha söyle. Diyorum ki işte mesela bakkal diyor ki ne, ben hatırlamıyorum, ben ilk ifadem geçerli. Şimdi ben o zaman 16 yaşındaydım. Ben hatırlıyorsam bu da daha iyi hatırlaması lazım. Şimdi bile bağırıp çağırarak beni kendisine çekiyor yani. İslim. Bağırmaya gerek yok. İslim, o çocuğu bir daha gördün mü hiç hayatında? Görmedim. Bir kere o gün gördün. Peki evet, bu Mahmut U sizi evden çıkarmaya niye çalışıyordu? Problem Serap neydi 3 ayda? Serap Hanım, bana şey doğruyu söyleyin. Serap Hanım bak ben 7 sene bir evde oturdum. 3 seneden de bu evde oturuyorum. Ev sahiplerinden beni sorabilirsin. Niye bu adam sizi 3 ayda çıkarmaya çalıştı? Fazilet aşkımla, tek tek konuşun. Fazilet aşkımla bizim evi boşalttıktan sonra bir tartışmamız oldu. Senin dedi bu ev sahibinden konuşalım dedi. Seni bu evden çıkarttırırım dedi. Zaten arası bir şey sürmedi. Bu arada şahıstan biz çakışmaya geldik artık. Elektrik parası taktınız mı? Parası taktınız mı? Yok. Soyadları söylemeyin. Ben A diye bahsediyorum. Evet. Siz soyadları söylemeyin. Yani bir önceki ev sahibiniz o niye size takıktı? Taktı. Kışın günü evi niye boşalttın dedi. Erken mi boşalttın dedi. Kışın günü. Yani her kiracı giremezmiş kışın. Ben de dedim ki ben çatıktan sonra herkes girer dedim o eve dedim. Ben de sanki oraya böyle elektrik parası, kira ödemede sorun... Makbuzlar hepsi bende. ...gibi duydum. Doğru değil hepsi mi? Bende. Şey. Hepsi bende. Fazilet'in tabii bu bir makbuzu değil mi? Bu Fazilet Hanım, Fazilet A. Sizinle bir çocuklarının başına bir şey getiririm diye bir senin tehdit... Senin oğlunun başına bir iş getiririm dedi. Ben oğlunun dedim başına dedi. Evet. İlk önce öyle dedi, sonra lafı değiştirdi. Peki, İslim bir şey söyleyeceksin herhalde. Söyle. Serap Hanım, şimdi bakın benim babamın hiçbir geliri yok. Ben babamı sadece aileyle geçinir...
aylığını alır, suyunu, ceyranını, kirasını verir. Ne kaldı? Onu aylarla idare eden bir baba, benim babam. Şimdi tamam ceyranına babam imkanı yok. Kimsenin ceyranını ödemeden oturacak. Serap Hanım lütfen. Hayır nereden? Şu an bile gelin. Öyle ifade veriyorlar. Bir dakika müsaade et. Yavrum ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. 3 ayda bu adam size niye taktı kafayı da? Tehditler çıkarmalar. Gerçekten ama hiçbir şey yoktu. Biz evine taşındık. Fazla bir şey sürmedi. Adam evden çıkın dedi. Şimdi ev taşımak kolay mı? Tamam 2-3 kapı var aramızda. Fazilet ve Mahmut Uğur'un arasında ne? 4-5 kapı var sadece. Oradan çıktık oraya girdik. Yani tamam bir kiracı koyarsın ama sonradan biraz geçtikten sonra hemen çık diyemezsin. Peki Fazilet U, siz erken çıktığınız için size taktı kafayı. Evet. Kaç ay oturup çıktınız mesela? Ben Fazilet'e 5 sene oturdum. Aynen. Çünkü bayağı oturduk orada. Niye kış günü alelacele çıkmak istediniz şimdi orada? Ondan size anlatayım. Anlat. Ben şimdi o evde yani bütün başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi oradaki komşular da dedi ki bu ev sana gelmedi dedi Fatma dedi. Bu evi boş et dedi. Bir gün önce ay dedi kafan aysın dedi. Benim oğlum orada 3 sefer ameliyat oldu. Bacağı yandı. Benim o Gürgonca'nın küçüğü merdivandan düştü. Beyin tahtası çatladı mı? Ben Güney yeşimim orada büyük kızım yani Gürgonca'nın küçüğü trafik kazası geçirdi mi? Bir polis arabası çarptı. O gün bugün dedi bir gün sormadı benim kızımı. Ben o evde yani bütün şeyler benim başıma geldi. Uğursuz geldi dedim bu ev. O Şeyman Önür'ün annesi Pakize miydi onun adına? Yok. Memiş mi? Yok yok. Şeyman'ın annesinin adı neydi? Aa unuttum. Babasının adı Hulusi. Ondan neyse. Bana dedi ki illa evi boşalt dedi. Sen dedi çocuğun birini kaybedeceksin burada dedi. Ben de dedim o zaman tamamsa dedim ev bulayım dedi. Dedi aman dedi çıkma dedi burada da bir ev boş dedi. Bu Mahmut dedenin evini bana gösterdiler. Ben de gittim eve baktım. Dedim gene dedim merdivanı falan yüksek değilmiş dedim. Oraya taşındım. Yani çıkmamın amacı bu. Ve 3 ay içerisinde o sizi çıkarmaya çalıştı. O arada da zaten Gürgonca kayboldu. Sonra da siz şu an yaşadığınız eve taşındınız. Evet. Yok. Oradan çıktım. Üst caddeye çıktım. Burada 2008. Orada da biz. İki ev daha değişti. 2017'de oradan çıktım. Bir tane değişim 2017'de. 2017'de. Evet. Yani bu kayıp 9 yıl orada oturmuşum bir evde. 2008'de kayboluyor. 2009'da mı çıktı o zaman? 2000. İşte önemli değil. İşte peki sonrasında Mahmut'la bir husumetiniz oldu mu tekrar? Kavga, dövüş, tehdit. Oldu. Oldu. Daha oldu. Bundan 1-2 ay önce. 1-2 ay önce biz adliyeden çıktık geliyorduk. Bu 1-2 ayı demiyorum. Hayır şey değil. Gürgoca'ya getirmesen. Geçmişi söylüyorum. Şimdi... O sana geldi. Yanında bir kadınla geldi. Evimi boşalt dedi. Orada kavga çıktı. Sonra oldu mu başka bir şey? Camına taş atıldı mı? Çocuklarının yolu kesildi mi? Sana bir tehdit geldi mi? Dükkanına ne bileyim ya da çalıştığın yere kurşun atıyorum şu anda yani. Sadece geldi bir bayandan geldi. Bizim büyük kıza dedik anne dedi ev sahibinden dedi bayan gene geldi dedi. Beni zorla kalktı ayağa durdurdular yani yataktayım ya kalkamayayım. Zorla beni kaldırdı beni pencerenin önüne geldim perdenin altından bakayım. Ev sahibi o bayana değil ki ne biz bu adamın başına ne oyun getirecektik. O Aynur G'ye. İslim bunu sen de duydun mu? Evet duydum Serap Hanım. Ona anlat bir daha geldiler yani. Üçüncü kez geliyor Mahmut. İlkinde bir çocukla sonra o kadınla sonra bir daha o kadınla. Evet geldi Serap Hanım. Benim annem de yatta yatıyor. Baktım Mahmut'un aynı o kadın gene geldi. Ben de bu sefer annem evde diye annemiz onu kaldırdım pencereye getirdim. O anda konuşurken bize duyduk yani. Abi ki kız sesi biraz kız sesi konuşuyordu duyduk. Ne? Bu adam başına ne iş getirecek diye plan yapıyorlardı yani. Mahmut o mu söylüyordu bunu evet. O kadın mı? Yok. İkisi kadın, birlikte. Kadın Mahmut Uğur'a söylüyor. Hayır bebeğim Mahmut Uğur bu söylüyor. Peki. O eve yerleşme Mahmut niyetinde olan birisi. O sizden sonra yok, o eve o kadın mı geldi? Yok gelmedi. Niye gelsin ki kadın emekte ya? Emekte oturuyor. Bana anladım, diyor ki sen çık diye bu bayana şimdi o kadının kim olduğunu diye öğrenelim. Çünkü evet. Mahmut Uğur'un yengesi telefonda. Alo. Ben yengesini tanımam da bilmem de. Alo. Yengesi de İstiklal'da oturuyor. Alo. Bilmiyorum ben tanımam. Efendim alo. Merhabalar. Merhabalar Serap Hanım. Merhaba canım. Mahmut Bey bundan tam işte 12 sene önce evet. Olayları biliyorsunuz, izlediniz, evet, dinlediniz. Hakimsiniz. O gün eve geldiği, ilk geldiğinde yanındaki o uzun ince boylu siyah takım elbiseli beyaz gömlekli genç kimdi? Evet, biz şimdi hepimiz İstanbul'da oturuyorduk. İstanbul'dayız hala da. Burada tek oturan Mahmut'tu.
Mahmut ilgilendi, evi kiraya verdi bunlara. Kiraya verdi, ilk bir sene kiraya az kattı sürekli. Evet. Kiraya az kattığı gibi kirayı vermeyince Mahmut da gitmiş sıkın evden dedi. Dur konuşsun. Bak ben anlatıyorum. Hı. Sıkın evden deyince Mahmut'a bıçak çekiyor bu beyefendi. Ben kira vermiyorum diyor. Hasbinallah verim derler ki. Evden diyor. Öyle dedikten sonra. Müsaade et kızım, bekle. İstim müsaade et, konuşsun. Evet. Dayısının kızını alıyor yanına. Ablasının oğlunu alıyor. Onları da ben size söyleyebilirim. İbrahim'le Aynur. Hani tek gelmiyor. İki çık diyorlar. Biz İbrahim yalan ha, uzun böyle değil İbrahim. Kapıda. Yavaş. Ondan sonra da bu çıkmadı. Kirayı vermeyince kavga gürültü. Sonra da çıktı evden. Elektriği de taktı oraya. 3 milyarda kirayı taktı. 5 milyar mı? Bir dakika. 12 sene önce evet. 3 günde aylığı 1000 lira mıydı o evin? 150 lira. Hayır. 200 sene falan oturdu o evde. Hayır, 3 ay oturduk diyorlar. Adres tehsili yaptılar o zaman. Ha, sonrasında adres oturmaya... Adres tehsili muhtarlardan. 3 ay Mahmut oraya gitti geldi, kira istedi. Toplam kendi çıktıktan sonra elektrik, su, kira 3 milyar yaptı. Sen mi yatırdın 3 milyarı? Efendim? Sen mi yatırdın 3 milyarı da? Evet, biz yatırdık temizlerimizi. Tamam, bravo. Vallahi sana helal olsun, alkışlarım seni. Evet, siz de kendi sizi alkışlarım. Siz Mahmut'a iyi takmışsınız. Böyle tehditler yapma ama. Beni yalan ama bak, yani. Hanımefendi bir saniye. Siz bak 3 gündür konuşuyorsunuz. Tamam. Mahmut'a da suçluyorsunuz. İşte ailesini de suçluyorsunuz. Başkalarını da şüpheli görüyorsunuz. E bırakın o da kendini savunsun. Ama şimdi tehdit etmek doğru bir şey değil. Olmaz öyle bir şey. Rahatsız etmeyin. Yok. Kimse ne yaparsa yapsın. Hanımefendi biz konuşmaya devam edelim. Buyurun. Çünkü bak İslim, siz de dinleyin. Buyurun. Onlar ben yalanlar Şerif Hanım. Bugün 5. gündür dinliyorlar, herkes dinliyor. Evet. Şimdi tamam, bugün biz de dinliyoruz. Mahmut Uğur'a geldi konu. Ki öğrenmeye çalış. Soyadını ben söylemiyorum. Mahmut Uğur. Yani o genç kimdi onu öğreniyoruz bakın genç şimdi. Öbür kadın kimdi onu öğreniyoruz şimdi. O da dayısının kızı Aynur. Bunları yalnız sormadan nasıl öğreneceğiz? Bayan var diye yanına da onları alıp gitmiş çocuk. Peki. Hani tek gidiyorum dedi, beni tehdit ediyorlar yenge dedi. Peki. Yalnız gidiyorum kapıya dedi, bıçak çekti bana, gelmeyeceğim sıra beni. Peki dükkanını bilmiyor muydu da direkt dükkana gitmedi? Dükkana gitmediydi. Telefonunu biliyor. Gitmedi. Niye? Hayır, dükkanı yok. Ya da çalıştığı yer diyelim. Hadi dükkanı yok, olmasın. Yok. Kesinlikle yok. Dükkana gitmiyorduysa ev... Sürekli Mahmut'u tehdit ediyor. Sürekli. Yani bir evden çık dedi diye bu kadar suçlanmasın ya çok güzel. Bu birlikte bu gittiği o genç yeğeni ya da işte neyse o kişi ne yapar? Şu anda nerede mesela o genç? Genç şu anda burada Antep'te çalışıyor. Kaç yaşında şu anda? Şu an vallahi 35 falan var. 35. O zaman 28 yaşlarında filan da anladığım yani kadarıyla. Yani o da çok temiz çocuk. Yani yalnız gitmemiş. Çocuk Mahmut'u tehdit edince beyefendi kirayı vermiyorum deyince ablasının oğlunu yanına tamam, alıyor. Bir de dayısının kızı Aynur, İbrahim, Mahmut beraber gidiyorlar. Ben sana çocuk 23 yaşında gerek. Falan mı oluyor arkadaşlar? 23 oluyor. Yani 23 yaşlarında bir çocuk. Onunla evet. Beraber... Tehdit edildiği için biraz korkuyor mu yani? Yani şimdi eve gidiyor, adam bıçak çekiyor Mahmut'a. Hanıma hakaret ediyor, çocuk tek gidemiyor. Tamam, ben şimdi bir İstanbul'daydım. Ben bir soru soracağım size. Bir dakika. Velev ki bunların doğru olduğunu kabul ettik. Evet. Tamam, beni birisi tehdit ediyor. Ben de oraya tek gitmek istemiyorum. Evet. Yanıma birisini alacağım. Ve oraya gideceğim. Buraya kadar yalan eyvallah. Bir dakika. Ben sözümü bitireyim. Müsaade buyurun lütfen. Özür dilerim. Tabii buyurun. Müsaade buyurun. Buraya kadar size katılıyorum. İyi de ben zaten onun ev sahibiyim. İş yerini de biliyorum. Evini de biliyorum. Eve niye gelip birisiyle gitmek gereğini hissediyorum? O adamı yanıma alırım. Onun adresine giderim. O zaman evdeydi o beyefendi. Evdeydi. Çalışıyor. Kim evdeydi? Peki hanımefendi. İkinci sefer bir hanımla gitmiş ya. O hanım evet. O hanım mı koruyacaktı mesela bir şey ya, çıksaydı? Ya şöyle bir şey koruma değil. Ben hani bir eve gidersen bir bayan
Tepki bilmez bir evde erkek. Kadın olduğu Ankette. İçin. Evde kadın evet. olduğu için. Evet. İlkinde bir erkekle gitmiş ama işte o genç çocukla i̇şte gitmiş. İşte kocasının yanına gidiyorlar. Beyefendiyle görüşüyorlar. Beyefendi bunları tehdit ettiği gibi hanım da gitmiş ki hanımıyla Gürkan, konuştu. Duymuyorum yavrum bayan seni. Şimdi bu Gül Gonca'nın kaybolduğunu o dönemde siz Gaziantep'te mi yaşıyordunuz? Ben İstanbul'daydım ama biz bu konuya hakimdik, çok üzüldük biz. Peki ne konuşuldu? Mesela nelerden şüphe, kimlerden şüphelenildi? Bir o zamanki dedikoduları istiyorum aslında ben. O zamanki ben. Dedikodular şöyle Serap Hanım. Kendi kızlarını birine vermişler, nişanlamışlar. Kızı geri istememiş, dönmüşler. O taraftan bir satışması var zaten. Bir daha anlatın, bir daha anlatın. Ev sahibine de kiraysa şey yapmışlar, çıkmışlar. Oradan da Mahmut'tan hiçbir ilgisi yok. Sadece Mahmut evden çıkın dedi bunlara. Bir daha anlatın bana. O dönemde hangi dedikodu? Çünkü orada kulağıma da bir şey söylendi. Tam anlayamadım. Gül Gonca'yla ilgili mi, İslim'le ilgili mi? Neler? Ablasıyla. Gül Gonca'nın ablasını nişanlamışlar. Orada bir komşuya. Evet. Oradan da dönmüşler. Hı. Döndükten sonra bir olay oluyor. Bir de bu bizim eldeki önceki evden çıkıyorlar. Oradan da kirayı ödemiyorlar. Onlar kendileri tehdit etmişler. Size böyle deriz ki Mahmut öyle birisi değil, yapacaksınız. Yani Mahmut konu... ilgileniyor diye. Mahmut evden çıkın demiş. Kirayı vermiyorsun. Çık evden. Ben ayrılır. Bu hanım girecek eve demiş. Yani o dönemde diye. Gül Gonca'nın kayıp olmasıyla alakalı eski nişanlısından İslim'in nişanı attığı için ondan yani genel böyle bir dedikodudan bahsediyoruz. Evet, evet. Sadece. Evet. Bu arada peki bıçak çektiyse eğer Cuma Bey evet. Mahmut Bey'e şikayetçi oldu mu Mahmut Bey kendisinden? Olmadı, bir, olmadı. Neden? Şikayetini hali. Bir dakika. Ya biz zaten o canının ateşiyle yaptığını söyledi. Hayır ama bıçak çektiğinde henüz evet, kaybolmamıştı Gül Gonca çıkın dediğinizde. Hasan Hocam ben hiç konuşmayacağım. Bıçağı yönelmiş Mahmut İfadeyi şey göndersiniz dur. Hayır hanımefendi soruma cevap alamadım. Yani o bıçak çekme olayı Gül Gonca kaybolmadan önce mi sonra mı oldu? Önce. Kaybolmadan önce. Kaybolmadan önce. Yani, o zaman niye içi yanmış biz zaten ne şikayet? Hemen gidersin karakola birisi sana. Yani hem kiranı ödemiyor hem bıçak çekiyor hem tehdit ediyor. İçimiz de karakola gitmek. Hocam olur. Bir de çıkarmak için büyük bir sebep sana. Tabii. Ben kiramı yani, alamıyorum. Bir dakika efendim. Ben kiramı alamıyorum. Bu adam da bana bıçak çekti. Hemen şikayetçi hı? olurum, evden hı? de çıkarırım. Allah yani bu bahane, bunu niye kullanmamış? Öyle bir adam ki, buradan bir iki sene önce adliyenin orada görmüş Mahmut'u. İki sene. Gene üstüne yürümüş. Adam zaten sizin peki. Peki, adam Cuma Bey. Adam zaten senini sürtüyor. Cuma Bey, senin bir yaralaman var mı? Herhangi bir şeyin sabıkan var mı? Cinayet işledin mi? Ben sana soruyorum. Yok bende hiçbir şey cinayet yok. İşledin mi? Adam dövdün mü? Adam bıçakladın mı? Bir tavuk kesemez. Hiçbir vallahi. Şey. Peki şimdi İslim'e dönüyorum. Ben İslim diyor ki... Serap Hanım, kızım kaybolmadan önce ne adliyenin yolunu gördüm ne karakolunun yolunu gördüm. İslim, senin bir nişanlın varmış. Nişanı atmışsın. Bu karşı tarafı herhalde yaralamış. Biraz oradan şüpheleniyorlar. Serap Hanım, onlar kim ki ne? Onlar kim ki ne? Ben öbür nişanlımı nereden bileyim? Demek biz yandan tamam yapma kızım. Biz tamam nişanlandık, anlaşamadık, yüzüğü attık. Onlar bir gün karşımıza geçip de tamam biz yüzüğü de attık. O zaman niye şimdi vazgeçtik diye bir hani onlar bizim uzaktan akrabamız. Tamam da bu da bir sebep olabilir yani herkes her şeyi konuşabilirsin. Ben onu anlamadım. İslim, kadın, bak o kadın bir şey ima etmeye çalışmıyor. Bunlar bazı insanlar için cinayet motivasyonu, kaçırma motivasyonu, saldırma motivasyonu, işte nişanı attı gururum kırıldı. Seviyordum başkasına yar etmem. Yok, görmüyor musunuz ülkede neler oluyor? Her şey oluyor. Yani Serhan'ım. Sadece soruyorum nasıl bir adamdı? Kızım sorsun sorsun annem. Uzaktan akraba. Benim ne yapar şu anda evlen? Bizim konuşmamız bile yoktu. Mesela bayramda mesela biz büyük amcam bile gidiyken mesela o görürdü bizi hemen. Mesela Muhammed et gel bir çay içe biz mesela bayramını kutlardı. Sonra beni görmüş, beğenmiş, geldi, istedi. Sonra biz dedik, tamam olur dedik. Sonra geri baktık, olmadı. Yani bir şeyle anlaştık, olmadı. Nişanı ya. Kim attı? Biz attık. Biz attık. Siz attınız. Ben kızımlar, sabır kızım. Üç günlük, var, dört günlük nişanlı. Yusuf attı, dört gün, dört gün. Bir hafta üstü ben nişanlı kalmadım. Serap Hanım. Serap Hanım. Peki hanımefendi, telefondaki hanımefendi bir şey söyleyecek. Buyurun. Sorsun.
Buyurun. Tamam. Buyurun buyurun sizi dinliyorum. Ya ne diyeyim, Allah yardımcısı olsun. Yani Allah bendeki mesafesi. Sadece elden sıkın dedi onlara. Bu kadar, bizim bir şeyimiz yok onlarla. Sonra soramadım. Ben Hasan hocama bir şey sorabilir miyim? Bir, ama çok kavga etmeden. Yok ben Hasan hocama bir şey soracağım. Biz onun için karışmayız, yok. Peki Hasan Bey'e bir şey soracaksın. Hasan hocam ben şimdi karakoldayım, çoluk şivesindeyim. Bir şahıs geldi. Aynı polis memurundan bir lotri karşılıklı. Cemal Çelik benden şikayetçi dedi. Ne dedi? Şikayetçi dedi. Cemal Çelik. O şahıs, kişi. Mahmut Uğur'un akrabasıymış. O uzun boylu diye geliyor mu? Kısa boylu. Bunların tarif ettiği gibi değil. Yok, aslında yok, yanlış boylu bir şahıs mı getirdiler diyorsun? Memur dedi ki Cemal Çelik'i tanıyayım mı dedi. Tanıyayım dedi. Yanında oturayım, nasıl tanımayayım beni? Hukukçusun Hasan hocam ya. Tabii olabilir. Ama bu da biri yalan söylemesi benim çok zoruma gidiyor. Ben sen de Behtap değilim. Mahmut çıksın, Mahmut çıksın bağlansın mahtap olak. Ben seninle mahtap değilim. Boşa. Serap Hanım ne soracaksan sor. Ben hiçbir şey sormayayım bu bayanım. Yalancı. Ya ben size bir şey soramam. Mesela yani bir akrabaları uzun boylu 30-35 yaşlarında esmer, siyah saçlı bir akrabaları var mı diye sorabilirsin mesela. Var işte. Hepsini yalan söylemiyorum. Mahmut Uğur'un. Ama gelen İbrahim'di ve kısaydı. Evet, kısa boylu. Alın bakın ifadesi de var. Şöyle, karakola gelen kısa boylu birisi. Evet. O başkasını gösterdiler diyor. Eve gelen de İbrahim'di. Eve gelen İslim'in anlattığı uzun boylu, siyah saçlı, yandan taranmış, beyaz gömleği, siyah takımı olan bu tarifle Bakkal Yaşar'ın tarifine uyan birinden bahsediyor İslim. Ama diyorsun evet, karakolda biz bunu ifade edince getirdikleri adamın onunla bir alakası hiç yok. Alakası yok. Bize başka birini getirdiler diyorsun. Şu anda iyi bir çocuk ve Gaziantep'te çalışıyor. Çalışmaya devam doğru ediyor. Doğru öyle söylediniz. Hukukçu var çocuğun ya. Neyi var? Hukukçu çalışıyor. Önemli yerde. Onunla aranızdaki akrabalık derecesi nedir? Tamam. Yemin oğlu oluyor. Serap Hanım. Efendim İslim. Şimdi Mahmut Uğur niye bağlanmıyor? O genç oğlan niye bağlanmıyor? O kadın oradan bir tek eve geldi ya. O kadın niye bağlanmıyor? Bu niye bağlanıyor? Bu nereden var? Yalancı şahitlik. Nereden tabii görmüş? Nereden duymuş? Yalancı şahitlik. Bak diyor ki hanımefendi, sen o dönem İstanbul'daydın. Ya. Olayların içinde değildin. Sadece duyumların var. Şöyle. Benim Antep'te de evim var. Sen o dönemde orada mıydın peki? Evet, Antep'teydim. Benim iki tane ev Antep'te, İstanbul'da var. Hayır, az önce öyle söylemediniz. İstanbul'daydım dediniz ya biraz önce bize. O yüzden söylüyorum. O zaman İstanbul'daydık, sonra ben geldik. Ben nereye döndüm? Ben kapatacağım ben. Şimdi ben şunu, İslim'in de, ailenin de hepimizin merak ettiği şey şu. Diyorlar ki siz İstanbul'daydınız, sonradan geldiniz. Peki size inanıyorum. Ama asıl olayın içinde olanlar var. İşte o Aynur denen hanımefendi. Sizin söylediğiniz o genç çocuk. Mahmut Bey zaten olayın içinde tehdit edildiğini söyleyen o, bıçak çekildiğini söyleyen o. Gelip dükkana bizi gönderin yanımıza çocuk. Onlar niye bağlanmıyor da konuşmuyor da siz konuşuyorsunuz diyorlar. Ben soracağım. Buyurun. O karakola birisi geldi diyor. O Cuma Bey'i sordu diyor. Oraya karakola gelen kişi kimmiş? İsmini almamış mı karakol? Aldım. Hayır, ben de aldım. Onu işte İbrahim diye getirmişler. İbrahim işte İbrahim geldi. İbrahim diye biri geldi. İbrahim diye getirmişler ama o İbrahim değil. Uzun boylu değil yani. Yani İslim'in anlattığı İbrahim değil. Başka biri mi? İşte buydu. O olsa zaten babamı tanır zaten. Dibinde oturuyormuş babam da. Tanımaz mı? Dükkanına gitti adam, tanımaz mı? Bilmez mi? Hayır, dükkan o İbrahim'le gitmedi yalnız. Sonra yok, uzun boylu. Bunun anlattı Eyle. Mahmut'tan bu İbrahim dükkana gelmişler Cem abisinin yanına. Yani teşhis etmek için birini getiriyorlar. İbrahim. Ama o İbrahim değil. Evet. O uzun boylu, yandan taranmış saçlı değil. Evet, yok. Doğru mu? Alakası bile yok. Onun için yani siz de tamam dedikodular yapılmış. Bak şimdi diyor ki bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Nişanlanmış. Ağzına sağlık. Olabilir. Selam. Olabilir. Uzaktan da akrabasıymış. 3 gün sonra yüzükler atılmış, olay kapanmış. Yani hırsını alamadı, gitti efendim Gül Gonca'yı kaçırdı, sonra da başına bir şey mi getirdi? Onu mu demek istiyorsunuz? Allah'ım. Onu mu demek istiyorsunuz hanımefendi? Alo. Bana mı diyorsunuz Serap Hanım? Size söylüyorum efendim. Diyorum Serap ki. Serap Hanım. Ha. Biz bunlarla şifa olmak istemiyoruz. Bunlar her şekilde programla kovuluyorlar. Bir daha biz bunlarla hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyeceğiz.
adalet var, hukuk var. Suçluysa herkes cezasını çeker. İnşallah, inşallah. Tamam. İnşallah öyle olur. Bir i̇nşallah öyle olur. Hem kirayı verme, hem evden çıkma, hem de suçla. Hanımefendi, çocuk ne olur bir kiralı vermedin. Hanımefendi bir şey söyleyeceğim. Siz de lütfen aile olarak bir saniye müsaade edin bana. Hanımefendi şu anda kira falan gelmiş geçmiş. Maddi gelmiş geçmiş de olay da gelmiş geçmiş. Bir de ama olay geçmez. Yeah. 12... Hayır bak bir dinleyin. Beni bir dinleyin. İki kadın gibi, iki anne gibi konuşalım burada. Şimdi kirayı, maddi konuları bir tarafa bırakalım. Asıl duygusal konuya gelelim. 12 evlat. Senedir 10 yaşında kayıp bir evlat var. Başına ne geldiği belli değil. Burada şimdi kirayı mı kavga... Kira kavgasını mı yapalım? Kovuldukları kavgasını mı yapalım? Yoksa Gül Gonca'yı mı arayalım? Siz de bir... O zaman arayalım. Ama o zaman ben de şunu öğrenmeye çalışıyorum zaten. Şimdi tamam Mahmut Bey bu olayla hiçbir alakası yok. Ben... Siz de biraz önce dediniz ki onun bir eski nişanlısı vardı İslem'in. Ben de şunu soruyorum size. Nişanı attığı için evet. Bunu hırs yapıp Gül Gonca'yı kaçırıp başına bir şey mi getirdi? Onu mu demek istiyorsunuz? Nereden bilir? Neden bilir? Neden neden nişan karışmıyordur? Hükümet oldukları insanlar. Ondan önceki evden de çıktılar, kirayı vermediler. Ya kirayı o vermeyen... Hanımefendi kirayı vermeyen ya da geç ödeyen herkesin çocuğu mu kaçırılıyor? Çocuğun başına bir şey mi getiriliyor? 3 yılda burada oturmuşum. Neden İslim'in eski nişanlısından şüphelendiğinizi bana bir anda söyleyin. Şerem Hanım bir de tanıyor Melek, de sonra tanıyor mu onu? Kayıp sordunuz, ben de... O dönem ne vardı dediniz, o dönem olanı anlattım ben size. Konuşulanları anlattınız yani. Dedikodu Serap dedim ben, Hanım. Siz de onu anlatıyorsunuz şu evet, anda. Anladım. Evet, konuşulanları anlattım. Serap Hanım. Efendim İslim. Tanıyor mu, bir sorar mısınız hele? İlk nişanlısını tanıyor musunuz diyeyim. Siz İslim'in nişanlısını tanıyor musunuz, eski nişanlısını? Siz bizim aileyi tanıyor musunuz siz kızım? Sabah da komşusu dedi ama. Konuşusuna. Yani tanımıyorsunuz. Soruyla cevap karşı. Sizi tanıyor musunuz? İlkin cevap versenize bana sorsun Serap Hanım. Sen bana cevap ver. Sen bizi tanıyor musun? Ne varsa bu kadınla da var. Sizi tanıdık. Hanımefendi o size bir soru sordu. Benim nişanlımı, eski nişanlımı. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Ondan sonra musun? Kendi bana sorsun. Bana sorsun. Ben söylentiyi duydum. Tanımıyorum. Ailesini de tanımıyorum. Size iyi tanımıyorsan niye meydana kattın? Tanımıyorsan. Hadi konuşusuna nişanlı dedi. Evet, 4 ayrı dosyamız var. Bu dosyalardan her biri birbirinden önemli. Hele hele bu dosyaların sahipleri ve bu mağduriyeti yaşayanlar için cinayet zanlısı var aradığımız. 15 yaşında bir kızımız var. Çocuklarına kavuşamayan bir baba var. Ama herkesin gözü kulağı kilitlendi Gül Gonca'ya. Neden? Çünkü kayboluşunun üzerinden tam 12 sene geçti. Küçücük bir alanda kayboldu. Sadece halasına gitmekti derdi ama o gün ortadan kayboldu. Aileyle husumetli olanlar, tehdit edenler, işte ev sahibi iddialar var, iddialar diye söylemek istiyorum bunları. Yok işte komşunun bir tanesi oğluna istiyor, büyük kız İslim'i. Orayla ilgili bir acaba husumet var mı? İşte bugün yeni çıktı ortaya. 3-4 gün nişanlı kaldı uzaktan bir akrabası. 3-4 yıl mı? Uzaktan bir akrabasıyla birkaç gün nişanlılık yaşamış. İddia şu ki ya da o dönem yapılan dedikodular. İşte İslim'in nişanı attı. Nişanlısı bunu kaldıramadı. Acaba o mu çocuğa, küçük kıza bir şey yaptı diye. Bugün de böyle bir iddia ortaya atıldı. Bu iddianın üzerine İslim artık evli, barklı bir kadın. Ve hemen kocası bağlanmak istedi. Söylemek istediği şeyler var. İslim'i de isterseniz bir taraftan şurada LED'de görebiliriz. Serap Hanım. Efendim. Ben kızımı isteyenlere hepsini verdiydim o zaman emniyete. Hepsini. Bu ama... üç haricini onları da verdim. Emniyet kimsenin ifadesini almadı. Onlar hep talip olanlar mı kızına, İslim'e? İki üç kişi yani talip olan. Birine verdik, geri kızıma dedim ki gönlün var mı kızım dedim. Yok baba dedi, o zaman benden biter dedim. Biraz önce söyledim, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Genel profil olarak yani bir kız kaçıracak kadar gözü dönmüş birisi İslim'i kaçırır. Niye Gonca Gül kaçırır? Evet. Onu istemiş alamamış, onu kaçırırsınız. Yani burada mantık yok. Ya bir sapıkla karşı karşıyayız, bir pedofille karşı karşıyayız. Ya da sahiden size büyük husumet bekleyen
ve evladınızın başına bir şey getirerek sizin canınızı yakmaya çalışan Mahmut biriyle karşı karşıyayız. Hasan hocama söyledim ben, Mahmut Uğur'u ifadelerini okusun, ondan sonra ben cevaplayayım. Onlara geleceğiz. Evet, İslim'in eşi telefonda. Alo, Halil Bey merhaba. Alo. Alo. İslim kaç yıllık evlisin kızım sen? Alo. Peki, bağlandı telefonumuz. 2011'de verdik. Alo. Sizi dinliyorum. Biraz önce... Evet, duyuyorum. Evet, bir iddiada bulunuldu. Bunun üzerine de siz bağlanmak istemişsiniz. Tabii evet, ki tabii. Saçma bir iddiaydı ama ben yine de sizin ya, söyleyeceklerinizi dinlemek istiyorum. Şimdi biraz önceki telefondaki bayan, bu daha önceki benim eşimin nişanlısının ailesini komple tanıyor mu? Ben onu soracaktım. Konuşu değil, konuşu değil. Bir de tanımadığı insanlar hakkında yorum yapıyoruz. De, tamamdır, dedikodu çıkar. Dediğiniz gibi bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Ondan dolayı yani insanları tanımadığı, bilmediği insanların hakkında yorum yapmasın. Bunlar zaten bizim aile dostlarımızdır daha öncekiler. Tanıyoruz yani komple ailesini. Bu önce bir nişan yüzüğü takılan kişi. Peki siz evet. Kaç yaşındasınız? Ben şu an 31 yaşındayım. Siz o dönemde sizin bir akrabalığınız var mı damatla? Benim yeğenim rahmetli abimin oğlu. Abinizin oğlu. Evet. Amcam olur. Amca kızıyla evlendiniz evet. Yani. Peki o dönemde siz de genç bir delikanlıydınız. Yani evet. 27 yaşlarında falan olmanız lazım. Özür dilerim. O 19 öyle bir şey. Yaşlarında, 20 yaşlarında olmanız lazım. Peki evet. O dönem ne konuşuldu? Gül Gonca'nın kaybıyla ilgili bir tahminler şimdi, var mıydı? Ya o zamanlar bizim tahminimiz yoktu. Ben şimdi çalışıyordum cumartesi günlerde. Akşam işten geldiğimde Gül Gonca'nın kaybolduğunu öğrendim zaten. Zaten nasıl amcam gibi gittiğimizi hatırlamıyorum. Yani nasıl gittik, nasıl aramaya çıktık o gün. Yani herhangi bir sıkıntı orada vardı zaten. Ne yaptık, ne ettik bilmiyorum. Aradık. Evet, sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Emniyet de zaten biz gördüğümüzde söyledik. Emniyet de bizim önümüze geçti devamlı. Siz nasıl aradınız? O güzergah üzerindeki dükkanlara vesairelere mi baktınız? Yani güvenlik kamerası mı aradınız? Güvenlik kamerası aradık. Ayrıca yayan aradık. Yani aramadığımız mahalle, sokak, herhangi bir yer kalmadı. Bundan dolayı. Mahmut'un yengesi biraz önce hani nişanlısının ailesi yapmış ol ya da nişanlısı yapmış olabilir dedi. Yenge yok, Hanım. Yok kesin. Yenge Hanım. Şey Halil tekrar telefondaymış. Hanımefendi merhabalar. Merhaba Serap Hanım. Evet şimdi İslim'in kocası bağlandı. Diyor ki yani aileyi tanır mıydı? Niye böyle bir iddiada bulundu? Serap Hanım. Efendim. İslim'in ailesi bizi tanıyor muymuş? Sen nereden tanıyorsun? Sen dur konuşsun konuşsun. İslim'in ailesi bildiğim kadarıyla Mahmut Bey'i tanıyor zaten. Çünkü Mahmut Bey'i tanıyorsan. Ne yapacağım Serap Hanım? Sizinle ne alakası var? Ne alakası? Onlar bizim evden çıkmadı. Kirayı istedi. Doğru söyleyin sen doğru söyleyin. Sen ne zaman duydun Gül Gonca'nın kaybolduğunu? İslim bir konuşsun. İslim söyle. Benim matabım değilsiniz siz. Bir saniye hanımefendi. Biz Fazilet Aşık'ın evinde otururken benim ilk nişanlı dönemim oldu. Bu kadın daha önce biz bile Mahmut Uğur'u görmedik, tanımadık, evinde bile değildik. Bu kadın nereden biliyor? Şimdi kadının da bir suçu yok. Ben dedim ki o dönem ne konuşuluyordu? Hani bu işlerin dedikodusu çok yapılır. Bu kızın başına ne gelmiş olabilir diye herkes konuşmuştur. O da diyor ki... O zaman nişanın dönemi yoktu ki benim Serap Hanım. Fazilet'in evindeyken oldu zaten bitti. Sen bir dakika. Diyor ki etrafta konuşulanları anlatıyorum ben diyor. Benim bildiğim bir şey yok diyor. Ben aynen öyle. Serap Hanım. Ben sadece acaba bu iddialar konuşulanların arasından cımbızla bir şey çıkarabilir miyiz diye sordum. Kadın da böyle söylüyor. Siz ne zaman duydunuz da Gül Gonca'nın kaybolduğunu diyor. Hemen ne zaman duydunuz Gül Gonca'nın kaybolduğunu? Bizim evden çıktıktan sonra duyduk. Bak ben gene söylüyorum. Tekrar. Hayır evden 3 sene sonra çıktı diyorsun. Bir saniye. Onlar bizim bir dakika. Biz, ya, bir dakika şu sesi kesin ya. Durun hele.
Ben şunu bir dakika hanımefendi, ben şunu bir netleştirmek istiyorum. Bu 3 ay içinde siz çıkın dedi filan, tartışma martışma. Siz o evde ne kadar daha oturmaya devam ettiniz? Gülkan Canım'ın hemen kaybolduktan sonra o bizim komşu söyledikten sonra biz hemen evde taşıdık zaten. Yani kaç ay oturdunuz? 3 ay mı oturdunuz? Öyle bir şey. 3 ay mı? 3 ay. Ondan sonra Gül Gonca kayboldu. Siz 3 ay sonra o evi bıraktınız. Evet, çıktık. Dolayısıyla... Niye vermediniz? Kirayı niye vermediniz? Bak hala kiradasın ya. Tamam, yapma tamam. Gözünü seveyim. Ben de hesabını ver de ben sana yatırayım 3 bin lira. Ya ne olur kirayı bırak artık. Şu para pul meselesi değil ki konumuz. Konumuz şu anda 22 yaşında. İnşallah yaşıyorsa... İnşallah. İnşallah çıkar da. Ölüsünü onları da dirisini, Mahmut neyse. Yok davalı. Selam Hanım. Sen bunun arasını versin de ben 3 bin lira yatırayım. Göreyim bak. Yapma yapma. Kendi yapıyorum ama. Dur. Hani kendi köşeye gitmiş mi? Ben hanımefendiye bir şey sormak istiyorum. Sır, buyurun. Beni duyuyor musunuz? Evet buyurun. Bu bahsettiğimiz görümcenizin oğlu olan ve Antep'te yaşayan evet. arkadaşla irtibatınız var. Anladığım kadarıyla o şu anda bizi de dinliyor değil mi? Çalışıyor şu anda işte. Tamam bu konuya vakıf ama değil mi? Yani şu anda. Vakıf evet. Tamam ben sorunun cevabını aldım. Evet, yani niye bağlanmıyor kimse, niye bu konuda konuşmuyor diye... Ya bunlar... ...bak istemiyoruz. O zaman niye bağlanayım? Size iyi yayınlar. Ya bak. Niye bağlanayım o zaman? Hasan Hanım, siz konuşun benim yerime. Hanımefendi. Efendim. Şu kira meselesini falan bırakalım da sahiden bir anne gibi... Tamam da Serap Hanım, siz bana sordunuz. Ne biliyorsunuz o zamanla ilgili? Böyle söylentiler olduğunu duyduk biz. Çıktıktan sonra başka bir şey duydunuz mu? Çok önemli yok, bir şey duymadık, olabilir. Yok duymadık, bunu duyduk. Hatta o birisi cezaevinde yattı çıktı onu duyduk bir komşuları mı ne? Biliyorum bunlar ona ilgili. Da geleceğiz, ona da geleceğiz, o ha. ayrı. Peki, tamam. peki siz oranın bir yerlisi olarak daha önce bu Gül Gonca'nın başına gelen olay gibi benzer bir olay hiç yaşadınız mı, duydunuz mu? Yok, etrafta yok, böyle yok. Bir şey oldu mu? Yok duymadık. Mesela yok. Birisi çıktı Mehmet Ali Bey'di galiba. Dedi ki orada bir motosiklet çetesi vardı. Bir kızı evet. kaçırıyorlardı. Ben zor kurdum. 200'de. Sen bilirim 200'de. Orada İslam sesini bir alalım. Yani siz hiç böyle bir şey duymadınız. Yok biz duymadık bilmiyoruz. Yok. O zaman Mehmet Ali Bey orada o kadar iddialı konuştu ki. Burada motosikletliler vardı. Siyah kızı transport. Kaçırıyorlardı. Ama şimdi o kayınvalidemin evinin olduğu yerde biz oturmuyoruz ki. Bizim evimiz farklı yerlerde. Öbür mahallede ne döndüğünde bilirsin yani. Ya bilirsiniz yani, en azından dersiniz ki yok. Şu mahalle yok. Hayır ben şu tarafa şuraya dur. Geleceğim. Mehmet Ali Bey de bizi başka bir yere mi yönlendirmeye çalışıyor? Yani bir şüpheden bizi uzaklaştırıp acaba motosiklet çetesi yani sarı çizmeli Mehmet Ağa. Tabii. Şimdi biz motosiklet çetesi yani. Mi arayacağız 12 sene öncesinden? Bilemem. Yani bu tip çocuk kaçırma olaylarında çocuğun kaybolma olaylarında %90 yakın çevreden çıkar. Hı. Bu bilimsel gerçek. Ya husumeti vardır, tabii. ya sapıkça bir düşüncesi vardır. Aynen öyle. Böyle bir şeyi vardır yani ne derler ona takıntılı bir durumu vardır. Motivasyonu bir cinsel sapkınlık da olabilir veya çok derin bir husumet de olabilir ama bu ev kirasını vermemek yani, bir husumet olmaz. Nesiller öncesine dayanan kan davası gibi bir çocuk. Bir çocuğun canından bahsediyoruz. Ama adamın bir geçmişine bak. Hiç borcum yok. Geçmişine bak. Bir de senin geçmişine bakıl. Ben geçmişimde çok şükür bir şey yok ki. Ya adamın yani kızı ölü mü diri mi onu arıyoruz ya. Neyi tartışıyorsunuz siz ya geçmişine bak derken. Yani burada Gül Gonca yaşıyor mu? Öldü mü? Öldürüldü mü? Kaçırıldı mı? Yani sizce şu tartışmanız doğru mu? Bir de hele kira konusu. Bir de kirayı ekliyorsunuz. Yani konuya bakar mısın ne kadar önemli bir mesele konuşuyoruz biz burada. Küçücük bir kız çocuğu öldürüldü mü? Yaşıyor mu? Başına bir şey mi geldi? Siz burada... Bana mı söylüyorsunuz? Evet size söylüyorum. Ben tamam da bizimle müsibeti bu yüzden diyorum. Ben kira değil sorun. Sadece bunun yüzünden tartışıldı. Anladım. Mahmut bu yüzden gitti. Sırf bu yüzden de diyorsunuz 10 yaşında bir çocuk kaçırılıp da başına bir kaçırılır şey getirilmez. Kaçırılır mı? Biz bir kediye kıyamıyoruz ya. Kıyılmaz. Nasıl bir şey? Çok şu olurdu. Yani büyük kavga büyürdü. Ne bileyim karşılıklı yumruklaşma bir şey olurdu i̇şte ama. İşte zaten sert davrandığı için sonra Mahmut tek gitmiyor. İki kişiyle gidiyor çocuk. Yani bir kız çocuğuna bu nasıl bir insan ki çocuğa zarar versin? Kira için. Sen çıkmadı diye. Siz dediniz diye ben kirayı dile getirdim. Buna çakışırsa. Evet. Peki İslim. Kızım bir şey söylemek istiyormuşsun.
Serap Hanım. Her şeyi araştırırsın. Serap Hanım. Ne kadar usulü gereği, geldi ya? Gereği yapılsın. Sonrası gelir. Serap abla. Anladım. Serap abla, o evlerin kirası 3 ay oturdularsa bile 450'nin üstüne çıkmaz. 150 liraya oturuyordun. Yani 150 lira. Bizim ev 180'di, onların evi 150'ymiş. 3000 lira gibi bir şey söz konusu olamaz. Ya olsa bile, olsa bile ben artık bu kadar önemli... Olsa bile söylenmedi. Bu kadar aslında hayati bir konuda hala kiranı niye ödememiştin? Hala bilmem ne... Vicdana sığmaz Serap Hanım, vicdana sığmaz. Şunu söyleyebilirsin. Bizim o zamanki en son cümlen güzeldi hanımefendi. Dedin ki bizim husumetimiz bu yüzdendi. Kira ama 3000 ama 5000 ama 1000 lira. Onu bilemem. Ha bu yüzden de diyor. Ne Mahmut ona bir şey yapar ne de o kadar akrabamız bir şey yapar. Artık bizi bu konunun dışında tutun. Çünkü aynen, biz şüpheli değiliz. Benim kızım ama teşekkür ederim. O zaman diyor konuşulan şuydu. Bir nişanlı vardı. Hemen de attı nişanı. Acaba adam bunu ağır meselesi yaptı. İşte gurur meselesi yaptı. Bunların canını mı yakayım dedi diye. O zamanki dedikoduları söylüyor bize. Bildiği bir şey yok yani. Peki, teşekkür ederim. Ben size bir daha tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu konu tabii ki burada kapanmayacak. Sonuç olarak 12 yıldır kayıp olan bir... Yani bak biz gene insan olarak biz acıdık. Biz onunla bizim bir işimiz, yani, bir alakamız yok. Söylesin. Tamam. Yani Mahmut'un da biraz konuşma şeyi olduğu için sürekli arıyorlar, çocuğu sıkıştırıyor adam. Yani anladım ben. Gene onların yanındayız. Ben anladım. Teşekkür ediyorum. Hanımefendiyi alabiliriz telefondan. O kadar, iyi günler. Şimdi bu konu tabii ki kapanmayacak. Gül Gonca'nın başına ne geldiğini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bütün seyirciler şunu bekliyor. Biz yarın Gül Gonca'nın, Allah korusun, ya ölüsünü inşallah da ya dirisini bulalım. Gül Gonca ortaya çıksın, anne baba sarılsın. Böyle bir şey yok efendim. Yani böyle bir beklenti içindeyseniz bence fazla hayalperestsiniz. Çünkü 12 senedir çözüme kavuşmamış, bulunamamış, emniyetin de bütün çabalarına rağmen ne ölüsü ne dirisi bulunamamış bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Nereye yönlendiriliyorsa, nereden bir şey duyuyorsak detaylarda gizlidir diyoruz. Asıl mesele. O yüzden bu işe bakıyoruz. Ama benden şunu beklemeyin. Pazartesi günü burada... Hayır, öyle bir şey yok. Bunu resmen dizi izler gibi... Acaba yarın ne olacak? Yarın önüne bir şey konacak mı? Yeni bir şey diye izlemeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor. Biz sabırlıyız. Seyircilerimizden de bunu rica ediyorum. Bu konuda yardımı olanlar olursa memnuniyetle kabul ederiz. Mesela o dönem Gül Gonca'nın okul arkadaşları, sınıf arkadaşları okuldan çıkışta beni birisi takip ediyor arkadaşlar dedi mi? Sabahleyin gelirken birisi peşime düştü, ben korkuyorum dedi mi? Çıkışta Gül Gonca'nın yanında birisini gördünüz mü? Son zamanlarda tedirgin miydi? Son zamanlarda derslerinde aksama var mıydı? O zamanki öğretmenlerine bir şey anlattı mı? Bunlar konusunda bize yardımcı olacak herkese minnettar kalırız. Çünkü bu detaylarla biz çalışacağız ve bulacağız. Allah nasip ederse inşallah diyorum. İnşallah. Çok iddialı da konuşmak istemiyorum. Şimdi ben aileyi dışarı alacağım. Bir kayıp kızımız var. Kaçırılmış bir kız bu. 15 yaşında. Bugün 11. gün. Hala hiçbir ses yok. Onun bile yaşadığına hala emin değiliz. Çünkü sesini bile duymadık. Şimdi Fatma'nın annesi gelirken Gül Gonca'nın anne ve babasını teşekkürlerimle stüdyonun dışına alıyorum. Biz teşekkür ederiz. Selam. 19 yaşındaki Olcay'la kayıplara karışan 15 yaşındaki Fatma Sarı'dan 11 gündür haber alınamıyor. Fatma Sarı 15 yaşında. Nazilli'de kayboldu ve daha doğrusu kaybolmadı, kaçırıldı. Mehmet Bey, sen niye gittin şimdi jandarmaya? Çünkü benim oğlum kayıp. Ha, kayıp. Acaba... Sen bugün mü anladın kayıp olduğunu? Ailesi yerlerini biliyor mu? Ben aralar dedim, aramadılar. Ha, hala aramıyorlar. Olcay küçük kızı nerede saklıyor? Senin İstanbul'da akrabaların var mı? 15 yaşındaki Fatma Sarı nerede? 5 yaşında olduğu için, çocuk statüsünde olduğu için, kendi rızasının hiçbir şekilde geçerliliği olmadığı için
aslında biliyorsunuz reşit yaşı bile 18 olduğu halde bilim diyor ki insanların o yaşta değil karar verebilme mekanizması ve karar verebilme yeteneği ancak 21 yaşında olgunluğa kavuşuyor. Şimdi bunu kaçıran çocuk Olcay 19 yaşında. Bugün 11. gün, baba daha maşallah yeni çok merak ediyormuş oğlunu. Daha yayına çıktılar, dün gidip oğluyla ilgili kayıp başvurusunda bulundu biliyorsunuz. Buradan da biz artık yıllardır bu işi yaptığımız için kim bu işi biliyordu, kim saklıyordu, kimin haberi vardı bunları Allah'a şükür artık tahmin ediyoruz. İlk cümlede buluyoruz. İşte Olcay kayıp başvurusu yaptı babası. Onun da hayatından endişe ediyormuş, öyle diyor. Yani söz, ben inanmıyorum açıkçası, açık açık söyleyeyim. Hayatından endişe eden adam maksimum 24 saat bekler, o da emniyetin bekleyin deme süresidir. Hemen gider çocuğunu aramaya başlar, evde oturuyorlar yani. Ama Fatma sahiden 11. gündür ve 15 yaşında olduğu için ailesi meraktan hasta oldu. Yataklara düştü anne. İlaçlar, serumlar falan takıldı. Çocuğunu merak eden anne baba budur. Bence Olcay'ın babası değil. Kusura bakmasın. Hiç kusura bakma. Şimdi telefona bağlanacak Olcay'ın babası. Bakalım dünden bu yana neler yaşandı. Onu bizimle bir paylaşacak. Ama göster yavrum bakayım neymiş. Anne babam, evet, Mustafa ve Nurcan Hanım bağlantıdalar. Alo. Alo. Hah, merhabalar. Şimdi, merhaba. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten dün gittin başvuruda bulundun. Oğlunun evet, kayıp olduğunu ilk defa demek ki neyse artık öyle hissettin. Ben inanmadım da yani. Dün peki bu vallahi yayın fotoğrafını da koyduk oğlunun. Evet. Dün bir arama oldu mu? Oğlun seni aradı mı? Yok, olmadı. Olmadı. Şimdi daha da çok merak ediyorsundur sen oğlunu. Merak ediyorum, doğru. Kendim arıyorum. Nerede arıyorsun? Abla gitmedim, yeri yok. Ben bak, benim zaten bakan dedim. Kamerada arkadaşlar da görüp bak ne haldeyim biliyor musun sen abla? Ben niye aynen yemek yiyorum, ne işe yiyorum? Ha, siz beni bunu da suçladınız. Bak tamam, suçlayın. Akvada Allah var bir. Tamam abla. Bak şimdi buna kayıp başvursam dedim. Zaten jandarma geldi, direkt cimledim ben. İfadem gittim, ifadem geldim. Jandarma aradılar abla. Tamam mı? Bizim askerimiz geldi, aradı. Ben buna hani kayıp başvursaydım böyle. Beni ara mı? Ben arar diye ondan kayıp başvurmadı böyle. Zaten biliyorum. Şimdi bak, bir kere evet, öncelikle seni suçlamıyorum. Evet, suçluyorsun abla. Kayıp evet, başvurdu diye suçluyorsun. İnden diyor, sen beni bilim aldın. Beni bilim aldın. Mehmet Bey bir dinle. Diyorum ki ben sana, ben seni suçlamıyorum ama suçluyorum. Şöyle suçlamıyorum. Kızı sen kaçırdın demiyorum. Sen şu anda evinde kızı saklıyorsun demiyorum. Sen bu işi gittin, oğlunla beraber kızı kaçırdın demiyorum. Bu konuda suçlamıyorum. Ben sadece diyorum ki sen oğlunun ve bu kızın nerede olduğunu biliyorsun, bize söylemiyorsun diye seni eleştiriyorum. Bu konuda evet seni suçluyorum çünkü doğruları söylemediğini düşünüyorum. Yoksa 10 gün sonra mı gidersin oğlunu kayıp diye başvurursun ya? Bana bir söyle Allah aşkına. Ya sen bak abla, tamam bak sen güzel konuş ama bak değil. Neden ben aramaz diye ondan başvuru yapmadım. Araya bir iki dedim, aramadım. Senin dedim, gidem dedim, en güzel böyle olur. Senin kızını kaçırsalardı 10 gün bekler miydin kayıp başvurusu yapmak için? Kızını kaçırsalardı. Ya benim kızım kaçırsalar abla giderim, jandarmayı bildiririm. Hemen bildirirdin. Hemen bildirirdin. Beni arasın diye beklemezdin yani, değil mi? Beklerim. Niye? Yok, jandarmayı bildirdin Sera. Niye arayacak diye beleceğiz tabii. Niye veremeyeceğim abla? İşte ben de onun için seni suçluyorum. Sen niye ilk günden gidip de diyorum oğlunla ilgili kayıp başvurusunda bulunmadın? Çünkü sen oğlunun ve bu kızın bir yerde olduğunu, güvende olduğunu, canlarının sağ olduğunu, bak. Allah inşallah tabii ki öyle, biliyorsun ama söylemiyorsun. Evet. Ablacığım ben sen bir şey konuşamam, en Türkçesine fazla konuşmayacağım. Bak ben bu kıza Kur'an kitabı bak abdest alacağım, Kur'an kitabına oraya el basacağım. Tamam abla? Benim sonuçta çeksin götü bebesin, 15 yaşında çocuğu götürüp de ne gerek abla, niye rezil olan? Aa, hepsi yalan abi, hepsi İşte bugüne yalan. Kadar... Hep yalan. Ben zaten yalan. Evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Daha vallahi abi, kendim daha vallahi kendim vallahi öldüreceğim bak. Öldür. Öldür.
dur. Sakın ya bir şey sorabilir miyim yapma siz? Yapma ya. Size... Yapma öyle şeyler söyleme. O gün aradı ya seni. Baba ben Nazilli'den bir kız kaçırdım dedi Olcay sana. Sen de kötü yapmışsın oğlum. Niye böyle bir şey yaptın dedin. Doğru mu? Ben dedim iyi hat işlemişim. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra ben bu adam telefonu ulaşamıyorum. O gün neredeydi? Olcay neredeydi? İşten mi çıkmıştı? Saat yanım, kaçtı? Yok evdeydi bak. Ben sabah yani candırma zaten. Olcay seni dedim. Aradığında Olcay neredeydi? İşten çıkmıştı. Saat kaçtı? Ben akşam ev geldik yemeği yedim çocuğuna bak. Aynı candırma da benim aynı. Bak. Yalan. Ya sadece saat bana kaçtı. Akşam mı seni aradı? Akşam mı aradı seni Olcay? Yok aşım ya aradım. Saat 1:30'da diye. Gündüz 1:30'da seni aradı. Dedi 1:30-2 arası. Ben tam saat bakmadım. Ben sen onunla askerde. Demedin mi? Bir şey söyleyeyim. Ziraat Bankası'ndan. Sen demedin mi? Neredesin oğlum sen? Nazilli hemen demesin. Kapattı. Hiç neredesin diye sormadın mı? Ya Nazilli değil dedi. Neredesin yani bir şey demedin. Nazilli'den kız kaçırdın dedi. İyi hat işlemişim oğlum dedim. Ben ama neredesin demedin mi oğlum? Kim bu kız demedin mi? Ben Nazilli değil dedi. Bak hemen kapattı. Bak o telefon görüştüm. Konuşmalarının saatini çıkartırım. Eğer ki 3 dakika konuştuysan sormuşsundur. Suçlu duruma düşersin. Valla ben suçum varsa Avukat Bey'in bak neyse hocam. Ben suçum varsa suçumu çekmeye razıyım. Nerede olduğunu sormadın mı sen oğluna? Ama Nazilli değil dedi. Sadece de Nazilli değil dedi. Nazilli yalan, değil mi? Akşam yastan evvel bizi aradı. Ben Nazilli'de bak aradı, dedi. Nazilli sen kız kaçırdın. Peki sen demedin mi oğlum? Nereye sağla gideceksiniz? Dedi. Kimde kalacaksınız dedi. Demedin sana mi? Sana kim sorarsa konuşmadan bağlısın. Ne diyorum sana? Sana 3 dakika değil diyorum. Sadece 3 kelime konuştun. Nazilli'den kız ne 3 kelime? Dedi. Sen çok konuşmuşsun. Peki sormadın mı siz? Nerede kalacaksınız? Nereye gideceksin oğlum demedin mi? Avukat Bey'in sormuşsundur sen. Babasın ya. Babasın insan sormaz mı bunu? Ya telefonu kapattı diyorum bak. Telefonu kapattı. Sen o da ilk görüşmesinde bir de şunu söyle. Telefonları kapalıydı dedin. İlk bağlandığında. Sen o zaman kızın telefonunu da biliyorsun. Doğru mu? Gerçekten bile. Ben yalancıyım. Tamam mı? Hayır telefonları dedin. Bilsem... Bak telefonu kapandı demedin. Telefonları daha sonra kapandı dedin. Ya zaten ben aradım. Telefonu kapattı. Sen nereden baba, aldın dedi, peki? Bak, sen dedi, nereden bak. Aldın Fatma'nın annesinin telefon numarasını? Muhtar Hanım. Bunlar kendi aradılar beni, kendi. Kim kendi var? Aradılar. İstesen telefonu abla bak. Muhtar Hanım, ben numaramı sormuşsun. Dün günü konuştum. Ablacığım bak, dün günü konuştum. Bak ne diyorum bak, dinle bir ablam. Dün günü konuştum. Benim telefonum nerede? Bak kim aramış, benim aramışım, bu aramış. Benim kimin aradığı önemli değil. Ya. Benim 15 yaşında kızım çıkar meydana. Senden baş saklayan yok benim kızıma. Ben arıyorum. Ben duracağım. Tabii arıyorsun sen anlarsın. Sen babasın. Sen yapmıyorsun. Senin oğlun kız kaçırdı. Benim kızım kaçırdı. Sen çıkardın kızıma. Sen çıkardın. Senden muhtar çıkacak. Oranın muhtar çıkacak senden ha. Çıkardın kızıma. Bir konuşuyorsun muhtar diyorsunuz. Bir konuşuyorsun bu diyorsun. Sen beni aradın mı aramadın. Aradın kendin aradın. E tamam da muhtar da arayıp buraya muhtar gelin. Muhtar aradı. Ben aradı muhtar. Arayı bulalım falan diyen de muhtar. He, ben kız kardeşim dedim telefona. Kız kardeşim dedi ki ablam sonra o da aldı. Benim telefonu aldı. O da beyni verdi. Astsubay beyni verdi. O anlaşalım dedi. Bir saniye. Şimdi... Diyor ki mesela iddiası şu, ya iyi halt etmişsin dedim kapattı dedi. Ha. Şimdi bakın bu arada kızın telefonundan annesinin telefonu alınmış, irtibata geçilmiş. Bayağı konuşulmuş yani birkaç defa değildir o. Öyle bir 10 saniye 20 saniye değil. Onu yani, almış muhtara vermiş. Almış o numarayı muhtara vermiş. Tabii. Muhtar bunu aramış derken yani bayağı bir sohbet. Bu nasıl çözeriz konuşmuşlar aslında. Ben size bir şey sormak değil, istiyorum. Ben bilmiyorsam benim adım da Afif değil. Hocam epeydir bir söz sırası bekliyor Murat Bey. Çok özür dilerim. Sonra size döneceğim. Şimdi ben farklı bir şey sormak istiyorum Mustafa Bey. Bu ekrana yansıyan oğlunuzun fotoğraflarını gördünüz değil mi? Evet. Yeni fotoğraflar bunlar değil mi? Yani yeni çekilmiş fotoğraflar. Çok eski fotoğraflar değil. Vallahi yeni. Ha, şimdi bu fotoğraflarda saçlarını bir farklı yaptırmış, işte kaşlara müdahale edilmiş, böyle bir farklı pozlar verilmiş. Yani burada tek başına bir kızı alıp da kaçıracak bir çocuk profili yok. Çocuk profili bu yani, yani parlak bir insan profili. Hani bir tek başına böyle kolay da bir iş değil rızası bile olsa bir kızı kaçırmak. Muhakkak birisi yanındaydı. Siz arkadaşlarını tanıyorsunuzdur. Kimdi arkadaşları? Bu arkadaşları yardım edebilecek bu işi yaparken
yanında olabilecek kişiler kimdi? Bunları ya, söylemeniz lazım. Yani tek başına yapamadı çocuk. Hocam onlar yapamazdı. Saklar aynı zamanda da. Hocam bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu adam telefonu çıkmış. Benim kızıma. Bir dakika tek tek konuşalım. Bir daha söyle Mehmet Bey. Tekrar edebilir misiniz şunu? Şimdi diyelim sen bakın bu televizyon çıkmışsın. Ben evimi yatırım. Anlayamadık. Anlayamadık. Ya bak şimdi diyelim bu çocuk televizyon çıkmış. Tamam mı? Bu televizyon çıkmış. Sen evimi alın sen olsan evimi alıp da yatırım. Yatalık yapar mı? Yapar. Yapar. Evden çıkarmaz. Ne olacak? Kaçırırken televizyona çıkacağını bilmiyordu. Kaçırırken televizyona çıkacağını bilmiyordu. Yanında abi, bunlar 2-3 kişi bu kızı kaçırdılar bir yere götürdüler. Yanında muhakkak birileri vardı. Tek başına yapacak bir profil görmüyorum bu resimlerde. Benim haberim yok. Benim bak bu kıza kaçıracağına, kaçırdığını bak sadece o günden beri telefonla aradığından benim haberim varsa biliyorsun oğlana Allah başlarım diyeyim ya. Haberin vardı demiyoruz. Bak, kim ya? Sonrasında sen de ailen de bu çocuğun sağ salim hayatta olduğunu bilmeseniz, yerinden emin olmasanız muhtar da devreye girip hadi aileleri bir araya getirelim, hadi bunları bir uzlaştıralım demezdi. Onu söylüyor. Fatma'nın kuzeni telefondaymış. Alo. Evet. Alo. Beni duyuyor musunuz? Alo buyurun. Alo. Merhaba canım. Mehmet Bey bir saniye dur. Fatma'nın kuzeni telefonda. Alo. Alo Serap Hanım, duyuyorum sizi. Evet canım, söyle bakalım sen ne anlatacaksın? Öncelikle teşekkür ederiz sizlere bu meseleyi gündeme getirdiğiniz için. Ya çok güzel kuş sesi geliyor da ben de bayılırım da birazcık uzaklaşabilir misin yavrum oradan? Ben şu an evimdeyim ama. Bu Fatma'nın bu çocukla beraber ya bu kaçıran çocukla beraber... Senin evinde burada İstanbul'da yaşadığınızı biliyorum. Sizin evde olabilirler diye Afife Hanım'a bir yetkili demiş ki sizin İstanbul'da akrabalarınız var mı? Tek akraba da sizsiniz. Evet. Evet. Fatma ve onu kaçıran çocuk senin evinde mi? Yok hayır. Hiçbir şekilde zaten iletişim kuramıyoruz. Aynen. Biz de olayı halamdan ben duydum. Benden. Ben halamların İstanbul'a geldiğini duyunca onları aradım. Herhangi bir şekilde yardımımız olur mu? Doğru. Buradayım bilginiz olsun diye aramıştım onları. Doğru. Biz de haber alamıyoruz hiçbir şekilde. Aynen. Buradan da bu yani sesleneyim kendisine. Eğer bizi izliyorsa, duyuyorsa, bu taraflardaysa, yakınlardaysa bana da ulaşabilir, gelebilir. Her türlü yardım edebiliriz ama hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Telefonlarımız zaten açılmıyor. Yani herhangi bir iletişim kuramadık. O söylediler jandarma söylemiş herhangi bir tanıdığınız var mı vesaire diye. Yani biz İstanbul'dayım ama bana herhangi bir şekilde ulaşan eden olmadı Fatma tarafından özellikle. Aranmadım. Sadece halamla benim bir irtibatım var. Evet. Siz kaç yaşındasınız? Ben 26 yaşındayım. Aranızda da bayağı yaş farkı var. Evet. Konuşur muydunuz Fatma ile? İletişiminiz var mıydı? Ya Instagram üzerinden hikaye paylaştığı zaman konuşuyorduk. Onun dışında WhatsApp'tan grup aile grubumuzda da konuşuyorduk. Evet. İletişim halindeydik. Öyle çok asosyal bir çocuk değil. Zaten aktif bir sosyal bir çocuktu. Yani öyle bir muhabbetimiz var. Peki sizin bu sosyal medya hesabı üzerinden konuşmalarınızda onun koyduğu işte bir takım paylaşımlarda ya da özel yazışmalarda size herhangi bir şey hissettirdi mi? Yok hayır zaten hikayelerde genelde kendi fotoğrafını paylaşıp işte evet. Müzik falan ekliyordu. Hani böyle bir sırf kendi fotoğrafını paylaşıp sadece o öyle bir durum vardı ama onun dışında işte aşık olduğuna dair işte sevgilisi olduğuna dair bir hiçbir şekilde biz de bilmiyorduk. Açıkçası biz de çok şaşırdık. Evet. Yani böyle bir durumun yaşanmış olduğuna. Çünkü hiç böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani bir şarkı koymuştur, bir şiir koymuştur. Onun evet. Aralarından bir şey çekip çıkarabilir miyiz diye soruyorum. Özellikle onun için sordum. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Yani, ben sadece ifade etmek istiyorum. Yani aile bilmiyoruz diyor ama en azından şunun cevabını verebilirlerse ben memnun olurum. Kaçırıldıkları gün ya da işte kaçtıkları gün ya da ertesi gün halamın numarası kim tarafından ve nereden bulunmuş? Bize bunun cevabını verebilirlerse ortaya her şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hiç tanımadıkları bir aileyle nasıl iletişim kuruluyor? Nereden bu numara bulunuyor? Bunun cevabını verebilirlerse zaten
Tabii ki o sorunun cevabını biz de soruyoruz ama Mehmet Bey'den henüz o konuda net bir cevap alamadık. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fatma'nın, hadi hanım öptüm. Fatma'nın İstanbul'da bir tek kuzeni var. O da biraz önce konuştuğumuz hanımefendi ve hiçbir şekilde irtibatta olmadıklarını söylüyor. Mehmet Bey dün canlı yayın alabiliriz görüntüyü de. Mehmet Bey de dün hayır dedi, bizim de hiçbir akrabamız yok dedi. Ama şu bir gerçek ki İstanbul'a gelmek için illa bir akraba olması gerekmiyor. Efendim çocuk Uşak'ta çalışıyormuş, daha önce tütün işinde çalışıyormuş. Oradan bir arkadaşları vardır, Uşak'a gitmiştir. Şimdi biz takiplerimizi yapıyoruz, teknik takipleri de yapıyoruz. En kısa sürede teslim edecek. Ben hafta sonunu beklediğini düşünüyorum. Ben yarını öbür günü beklediğini düşünüyorum. Olcay'ın hafta sonu bu kız teslim edilecek. Edilecek. Bu kadar. Bu kız ya teslim edilecek ya teslim edilecek. Ben yine aileyi teşekkürlerimle stüdyo dışına alıyorum. Biliyorsunuz ki çok fazla mesafe nedeniyle diğer konuklarımla yakın oturun, birazdan kaldıracağım sizi. Ve Hüseyin konusuna geçeceğim. Hüseyin'in de hakikaten insanın içini burkan bir hikayesi var. Karısı gitmiş, çocukları gitmiş. Gaziantep'e yolluyorum diye yollamış. Gaziantep'te çıkmamış. 2,5 ay sonra Malatya'da ortaya çıkıyor kadın. Çocuklar yanımda diyor. Hüseyin çocuklarını göremiyor. Bazı iddiaları var. Ve en son dün burada hepimizi şaşkına çeviren bir şey söyledi. Dedi ki bazı duyumlar aldım eşimle ilgili yaşadığımız yerde. Dolayısıyla ben çok seviyorum çocuklarımı ama bu iki çocukla ilgili de DNA testi istiyorum diyerek hepimizi bir dondurdu burada ekran başında. Şimdi Hüseyin'i alırken sizlere de teşekkür ediyorum. İki buçuk aydır çocuklarının sesini bile duyamayan Hüseyin Gilit, oğlunun ve kızının hayatından endişe ediyor. Ya çocuk bir şey yapar, psikoloz bozuk bunu. Doktor görmesi ister, psikoloz bozuk. Anneme 84-85 yaşında, anneme bahtere üstünü görmüş. Hüseyin'i neden terk etti? Hüseyin bana yaptıklarında dayanamadım. Ayrılmak istiyorum. Esra sorulara cevap verecek mi? Niye bırakıp gitmiş? Tamam gidecekti, çocuklar götürmeyecekti. Hüseyin çocuklarına kavuşabilecek mi? Karısı sonunda bağlandı. Dedi ki ben Gaziantep'e ailemin yanına döndüm dedi. Hüseyin'in karısı. Çocuklarımın da yanımda dedi. Hala bize Malatya'ya neden gittiğini tam olarak açıklayabilmiş değil. Bu arada biz onun telefonuna ulaşmaya çalıştığımızda Malatya'da bir şahıs açtı telefonunu. Onun kim olduğunu açıklayabilmiş değil. Bu arada sorumun da cevabını alamadım. Biliyorsunuz Hüseyin onu otogara götürüyor. Sen otur diyor Hüseyin'e. Ben bileti alırım diyor. Sözde Gaziantep'e ailesinin yanına gidecek biliyorsunuz. Fakat Hüseyin'cik yazık bilmiyor o anda nereye aldı, Antep'e mi gitti, oraya mı gitti, buraya mı gitti. Bize diyor ki iyi araştırsaydınız. Esra biz araştırmasaydık senin Malatya'ya gittiğini nasıl öğrenecektik? Biz senin çocuklarının, işte babanın senin yerini bildiğini nasıl öğrenecektik? Efendim senin Hüseyin'i kandırıp orada Gaziantep'e diye Malatya'ya bilet aldığını gidip orada iş... Ya bütün bunları zaten araştırdığımız için biliyoruz Esra. Şimdi telefonda muhabirimiz Mehmet Şahin var. Mehmet, dün senin kayınpederin Hüseyin bizim muhabirimiz Mehmet'i aramış. Demiş ki Mehmet oğlum gel biz seninle bir buluşalım, bir konuşalım demiş. Mehmet de kalkmış gitmiş senin kayınpederinle buluşmuş. Ne konuşmuşlar şimdi bize Mehmet anlatacak. Mehmet merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim canım. Ne konuştunuz kayınpederle? Dün akşam saatlerinde telefonlaştık. İlk etapta kayınpeder Mustafa Bey bir güzergah söyledi. Gel dedi orada buluşalım konuşalım dedi. İlçe içerisinde hiçbir şekilde dikkat çekmeyin dedi. Sonrasında aramızdaki samimiyet biraz ilerledi. Evine gittik Serap Hanım. Ve hiçbir şekilde çekim yapılmasını istemediğini ama kendi ağzından bazı notları var. Ben onları tek tek yazdım. O notlarda şu anda elimde. Dilerseniz ben onları sizlere okumak istiyorum. Evet. Mustafa Bey'in açıklamaları şu şekilde. Bizim kızımız, çocuklarımız evimizde. Biz bugüne kadar Hüseyin'e kötü bir sözümüz olmadı. Tartışmalarda dahi biz kızımızı uyarırız.
Biz kendisiyle hiç kötü olmadık. Gelip görmek istiyorsa çocukları ve eşi burada gelip görebilir. Yok görmek istemiyorsa kanuni yollara da başvurabilirler. Bizim hiçbir sözümüz yoktur. Biz kendisini devamlı arıyoruz, telefonumuza cevap vermiyor. Hatta Gaziantep'ten kalkıp 1200 kilometre yoldan Kiraz'a gittik. Kendisi bizle görüşmedi, telefonlarını açmadı şeklinde bir açıklama yaptı. Biz her zaman çözümden yanayız. Çocukları burada gayet mutlu, sağlıklı, siz de görüyorsunuz dedi. Bu arada belirtelim hemen Hüseyin Bey'e. Hani biz gittik, çocukları da gördük. Akşam saatinde gayet iyiler, sağlıklılar. Aile içerisinde de huzurlu bir ortam olduğunu şimdiden onu da ayrıca kendi izlenimlerimizi söylemiş olalım Serap Hanım. Bunun dışında gayet mutlu olduklarını belirtmişti. Eşi de isterse tekrar yuvalarını kurabilirler dedi. Biz kendilerine engel değil, destek oluruz. Biz kendisi hakkında kötü bir şey düşünmedik. Kendisi istediği zaman gelebilir. Ancak kendisiyle kırsal bir bölgede yaşadığımız için çekim istemediler. Sonrasında bir görüşme sağladık ve şunu söylediler Serap Hanım aile. Biz olmadan sadece iki çocuğuyla Antep merkezde bir yerde buluşursunuz. Biz de uzaktan uzağa orada bulunuruz ve babayla çocuklarını buluştururuz dediler. Bunun da sözünü aldık Serap Hanım. Güzel. Güzel. Hüseyin, güzel değil mi bu? Önce bir çocuklarını gör sağ salim, gözünle gör. Çok özlediğini söylüyorsun. Evet. Bu Mehmet, şeyle konuştunuz mu? Yani Mustafa Bey'le bu konuyu. Malatya'ya niye gitmiş? Niye bu Hüseyin'i kandırıp da Gaziantep'e bilet alıyorum diye Malatya'ya bilet almış? Özellikle o konuları çok fazla sormak istedik Serap Hanım. Ama bizde görüşmesinin tek şartı sadece bu söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bunun dışında herhangi bir görüşme yapmayacağım. Ve gelin bir de çocukları kendi gözlerinizle görün buluşmasıydı aslında bu. Hani bunları sormaya çalıştık ama bunun için kendisi ket vurdu. Ve bu anlattıklarım dışında herhangi bir bilgi ya da farklı şifayen bir ifade kullanmadı Serap Hanım. Peki Mehmet, teşekkür ederim. Mustafa Bey, hatta ben şu konuda Mustafa Bey'e hak veriyorum. Tamam, ortada iki tane çocuk var. Kadın evden gitmiş, anlaşır anlaşmaz onu ben bilemem. Ama diyor ki şu gelinen noktada benim aile sırlarım ortaya dökülmesine gerek yok. Ben de bunu istemiyorum. Niye dökelim aile sırlarını ortaya? Ne olmuşsa olmuş ama diyor benim Mehmet'in anlattıkları. Gelsin kardeşim, çocuğunu da görsün. Eğer ki kızım istiyorsa, yeniden bir araya gelmeyi ikisi de düşünürse ona da saygım var diyor. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba Mustafa Bey. Mustafa Bey. Efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Evet, dün Mehmet muhabirimizle konuşmalarınızı Mehmet bize baştan sona aktardı. Siz çok haklı olarak o karanlık kısmın konuşulmasını istemiyorsunuz. Ne olmuşsa olmuş. Aile sırları, onun özel hayatı vesaire. Şimdi ne yapacağız? Hüseyin oraya gelsin, çocuklarıyla görüşsün konusunda hemfikir miyiz? Ablası gelsin gelsin. Biz, sanki biz çocuklarını Mehmet'in de gördü. Ne var çocuklarında Allah şükür bir şey yok. Yok yok, Mehmet sizinle ilgili zaten çok iyi bir aile diyor. Aynı zamanda Hüseyin de bunu hep söyledi. Kayınpederim de kayınvaliden de dört dörtlükler dedi. Hiç o konuda bir problem yok. Ama şimdi kızınız peki siz konuştunuz mu hiç? Yeniden hani pişman olup iki tane de çocuğum var kocama dönmek istiyorum diyor mu? Sanmıyorum. Hayır. Hayır. Hüseyin, hayır. Sen kayınpederinle yani baba artık kaç senedir değil mi baba diyorsun kendisine. Evet. Konuşmak istediğin bir şey var mı kayınpeder? Valla babasının bu iş suçu yok. Bu işle Esra'dan kesiyor. Esra kafasına göre hareket yapıyor. Baskiller dinlemiyor ki. Önce kafasına göre Nazım'ı minik minik gidiyordu bu. Babası söyledim. Ondan sonra bıraktı. Önce tanımadık kişilerle araba minik minik gece gidiyordu bu. Serap Hanım. Efendim Mustafa Serap Bey. Hanım. Efendim. Ya vallahi için ya. Ben onu günlerdir arayayım ya. Bir kere telefonuma çıkmıyor. Ben kendime ne yapacağım ya? Sen niye çıkmadın kayınpederinin telefonlarına Hüseyin? Bu böyle geleceğim zaman açmadım ben normalde. Nikolas dedim ben kanunun olsun. Hayır, diyor ki biz 12 saatlik mi 14 saatlik mi yol gittik Nazilli'ye kadar. Orada bile diyor bizimle görüşmedi diyor. Telefonlarımıza cevap vermiyor diyor. Sen de bu kadından ayrılmak mı istiyordun? Bunu bahane mi ediyorsun acaba? Yok, bahane değil de zaten
Buraya çıkmam babam istemedi. Bizim alayımız, gururumuz oldu, dokunma dedi. İşte buraya çıkmasaydın da kayınpederinle konuşsaydın bir şeyler çözülürdü diye düşünüyorum. Evet, şu tahtayı buraya getirttim çünkü kafanız karışmasın diye. Bir adam düşünün, bir tane çocuğuyla karısı evden kaçıyor. Ama 4 sene içinde iş başvurusu için gittiğinde bir bakıyor ki üzerine 4 tane daha çocuk kaydedilmiş. Çok acayip bir hikaye. O yüzden karışmasın diye yazacağım ama Hüseyin'in konusunu biraz şöyle bir toparlayalım. Çünkü o biraz önce kayınpederi bağlandı ve gelsin çocuklarını görsün. Ne istiyorlarsa onların hayatı dedi. Mustafa Bey, hatta mısın? Evet, evet. Mustafa Bey, o zaman ben senin de dediğin gibi Hüseyin'i gönderiyorum oraya. Sağ salim gönderiyorum. Sağ salim de inşallah geri... Ya, söyle, söyle. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı tabii ki olmaz, tabii ki olmaz. Ben biliyorum Mustafa Bey, biz araştırmalarımızı yaptık. Yoksa ben gönderir miyim Hüseyin'i oraya? Seninle ilgili kötü bir şey duysaydık, Allah korusun, göndeririz başına bir şey gelir diye. Gelsin evlatlarını görsün, çocuklarına bir sarılsın. Çocuklar da baba hasreti çekiyorlar. Yarın onu gönderiyorum. Hüseyin, ne diyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çocukları. Yalnız Esra babasının evine gidiyor diye başka yere gitmesi onu ölmek için isterim. Niye olmayacaksın? Bence buradan öğrenme onu sen. Niye biliyor musun? Mustafa Bey bundan rahatsız. O bir kız çocuğu babası. Ve şu anda o konuda orada o bir buçuk iki aylık bir karanlık süreç var ya. Kimse beni de ilgilendirmiyor. Siz ilgilendiriyor mu? Hayır canım. Hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Ekran başındakileri de ilgilendirdiğini zannetmiyorum. Doğru. Hanım. Efendim Mustafa Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Benim kız niçin oraya gitmiş biliyor musun? Bizden korkusunda oraya gitmiş. Herhangi karanlık bir şey yoktur. Kesinlikle yoktur, olamaz da. Bizden korktuğu için oraya gidiyor, onların kanalıyla geri bize geliyor. Öyle kötü bir şey. Anladım. Hayır, öyle bir karanlık bir şey yok. Anladım. Kesinlikle yani yok. Dediğim gibi Hüseyin'in merak ediyor olabilir tabii ki, nikahlı karısı sonuçta. Ve bir tane kız çocuğu var yanında. İki çocuk var ama biri kız çocuğu. Nasıl bir ortamda kaldılar? Başlarına ne geldi? Allah korusun, erkek çocuğu da olsa çocuğunun çocukları emin yerde miydi? Bunları merak etmekte çok haklı. Ama hiçbir gerisi bizi ilgilendirmiyor. Çocuklar sağ salim. Muhabirimiz de gördü. Bundan sonrası iki yetişkin insanın vereceği karara bağlı. Hüseyin, ben ama sana son kez şunu da sormak istiyorum. Bir yuva kolay kurulmuyor. Bu sizin ikinizin de ikinci evliliği. İlk evliliklerinizden çocuklarınız yok ama bu evlilikten iki tane nur topu gibi çocuğunuz var. Sen yine de karınla bir barışma gibi bir düşüncen var mı? Onu istiyor musun tekrar? İstemiyorum. Çünkü ben yalan söyleyeceğim, istemiyorum. Diğer tarafta sıkıntı olmaz. Çünkü kafasını gör, babasını oraya gidiyorsun demesi, ben o yanına istemiyorum. Ben çocuğum istemiyorum, kendim istemiyorum. Buradan Esra'yı, çünkü muhtemelen sen yarın gittiğinde Esra ile yüz yüze gelmeyeceksin. Buradan kendi istemiyorum ben, çocuklarım istiyor. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı Esra'ya? Ben babasını gidiyorum diye aldat için ben ona konuşacak bir şeyim yok. Her şey bitmiştir. Anladım. Peki Mustafa Bey, ne olursa olsun iki torununun babası, yemişliğiniz içmişliğiniz var. İyi kötü günler geçti. O da çocuk... Ne oldu Gamze? Tamam deneyim orada. Peki Mustafa Bey, size çok teşekkür ediyorum. Hüseyin, seni yarın gönderiyorum. Bu arada hemen elime bir şey tutuşturdu Gamze. Evet. Ceren Türkmen, 2007 doğumlu. İstanbul Sultan Gazi'de dün saat 13'te önce arkadaşlarıyla buluşmuş. Sonra akşam 17 gibi, yani bayağı aydınlık bir saatte, arkadaşları onu evin sokağına bırakmışlar. Daha sonra hiçbir haber alınamamış. Yani 24 saat dolmadı henüz ama bir saat sonra filan bir 24 saat dolup kayıp başvurusunda bulunabilecekler ama çok kaygılandıkları için hemen bize böyle bir fotoğraf gönderdiler. 13 yaşında abisi Ceren'in telefonda Mustafa. Mustafa merhaba. Merhaba. Mustafa, Ceren saat 5'ten dün 17'den beri kayıp. Saat evet. Kaç gibi onun kaybolduğunu düşünmeye başladınız? Saat 7'de annem işten geldi zaten. Evet.
Anne dedim hani hala gelmedi dedim. Arayalım dedi. Aramaya başladık. Bir saat, bir buçuk saat aradık. Ondan sonra polise müdahale edecektik. Mustafa, Ceren'in cep telefonu var mı? Yanında var ama şu an kapalı. Siz aradığınız anda kapalı mıydı? Yok, kapalıydı. Ben onu aradım. Hani Ceren gelmiyor musun dedim. Abi 5 dakikaya geleceğim dedi. Ondan sonra telefonu kapandı. Arkadaşları saat 5 gibi bıraktıklarını söylüyorlar akşam üzeri. Evet. Sokağa. Arkadaşları evet. Acaba bıraktıktan kaç dakika sonra sen aramış olabilirsin? Arkadaşları bırakmadan önce aradım ben. Yanlarındaydı henüz. Peki arkadaşlarıyla konuştuğunda ne söylüyorlar, nereye gitmişler, kimlerle takılmışlar, ne yemişler, ne içmişler Mustafa? Hani biz yemek yemeye gittik dediler. Hani parkta oturduk vesaire, sohbet ettik. Ondan sonra da hani vedalaştık, sokağa bıraktık. Ondan sonra hiç görmedik, haber de almadık dediler. Ceren okuyor mu, okula gidiyor mu? Evet 7. sınıfta, 8. sınıfa geçecek. Sen neden şüpheleniyorsun Mustafa? Yani ben sosyal medyadan vesaire birileriyle konuştuğumu gördüm. Hani hesaplarını bir şekilde elde ettim kardeşimin. Evet. Yani konuşmalarına, yani konuşma vesaire yok ama erkekler var. Hatta arkadaşına demiş ki, ben iki arkadaşıma demiş, İzmir'e gideceğim demiş. Çocuk da kendisinden büyük diye biliyorum ben. Arkadaşları öyle söylemiş. Yani gelen arkadaşlarım öyle söylemiş. Hani ben gideceğim demiş. 13 yaşındaki çocuk... Sosyal, şimdi bir güvenlik kamerası görüntüsü de geldi önümüze. Şu anda sen görüyorsun herhalde, daha önce de izlemiş olman lazım. Beyazlı olan Ceren, doğru mu? Evet, saçları küt saçlı, hani omzuna kadar. Küt saçlı, yanındaki o siyahlı ve bir tane de yüzünü göremediğimiz, böyle belden aşağısını gördüğümüz. Bunlar 3 kız mı dün gezmeye gidiyorlar? Evet, hepsi kız. Yani yakın arkadaşları, ailelerini biliriz, sokaklarını biliriz vesaire. Bir tanesinin yavrum, bir tanesinin elinde küçük bir çocuk var o kızların. Ha, o da onun yeğeni veya kardeşi diyebiliyorum ben. Kardeşi yüksek ihtimal. Şimdi siz Sultan Gazi'de oturuyorsunuz. Bu güvenlik kamerasının çekildiği görüntüler sizin evinize bırakma sırasında mı? Yani evin sokağında, yoksa ilk buluşma ve oradan gitme anları mı? İlk buluşma, hani arkadaşları evden çağırdılar Ceren'e. Hani Ceren gel gezelim, dolaşalım. Mesela biz de Ceren git dedik, hani bir saat gez, dolaş. Ondan sonra gel dedik. Tamam abi dedi. Gidiş o gidiş yani maalesef. Bu daha önce de yaptığı bir şey. Bu arkadaşlarıyla buluşuyor. Sokağa çıkıyor bir yerde. Tabii, oturuyor, bir kahve içiyor, çay içiyor. Tabii canım, yani biz kesinlikle kısıtlamayız onu. İstediğini şey yaparız. Hani bir yere gitmek ister abi, gidebilir miyim? Gitlerim, dikkat ederim. Hani hatta izlerim onu. Şimdi saate de dikkatinizi çekmek istiyorum. 13 demişti abi zaten. Saat 13 tam olarak kızların buluşma noktası. Buluşuyorlar işte, merhabalaşıyorlar filan. Ondan sonra bir tanesinin elinde de yeğeni var. Alıyorlar ve birazdan arkadan göreceğiz kendilerini. Burası da tam olarak bu buluştukları nokta evinize yakın mı Mustafa? Orası tam evimizin önü, altımızdaki bakkalın güvenlik kamerası. Aa, zaten oradan çıktı biraz önce değil mi? Evet. Evden çıktı. Evin kapısı. Evet. Anladım. Şu gidiş son efendim. Saat 17 civarında arkadaşları tekrar getiriyorlar Ceren'i, ama evin önüne değil de şimdi evin önünde buluşuyorlar. Ayrıldıkları nokta evin yakınında bir sokak, doğru mu? Evet. Ben giderim iki, buradan iki herhalde. Sokak aşağıda. İki sokak ben aşağıda. Buradan giderim mi dedi acaba? Ben buradan giderim deyip çocuklardan ayrıldı. Muhtemelen arkadaşlarıyla görüştüler değil mi? Arkadaşlarıyla görüştünüz. Birlikte gittiği o arkadaşlarıyla görüştünüz. Tabii. Hepsi, şimdi birine böyle çok böyle coşkulu bir şekilde sarılıyor. Acaba ne haber aldı da sarıldı? Onu öğrendiniz mi? Maalesef yani. Niye sarılmış şey böyle, yani kamerada görünüyor. Çok coşkulu bir şekilde. Sanki çok güzel bir haber almış gibi sarıldı ya arkadaşım. Genelde öyle bir kızdır. Hani arkadaşlarını gördüğü zaman, sevdiği insanları gördükleri zaman. Hep öyle mutlu olur. Candan davranır. Anladım. Yani. Evet, candan davranır. Peki bu arkadaşlarına mı anlatmış? Ben işte sosyal medyadan benden bayağı yaşça büyük birini biriyle görüşüyorum, gideceğim falan diye. Bu kızlara mı anlatmış? Bu kızlara anlatmış. Bu kızlar bayağı tepki göstermişler. Hani sen ne yapıyorsun, saçmalama, ailen var, hani iyi bir ailen var vesaire. Diğer arkadaşlarına anlatmış. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Tek bir tane arkadaş dedi ki hani bir çocuk var dedi. Yani o çocukla gitmiş olabilirdi. Onu da sosyal medyada tanışmış dedi. Yani sosyal medya, hani çocuğun ismini verdiler. Çocuğun ismini vermeyeceğim. Verme şu an. Sosyal medya hesaplarına baktım, evet. O çocuk isminde de birini buldum yani. Konuşmuşlar. Soyadını verme ama adını ver bence.
Yani ben adını vermeyeyim ya. Teşekkür peki. ederim. Yani şu an uygun bulmuyorum. Kusura bakmayın. Peki soyadını vermemek koşuluyla aslında verebilirdin ama bundan da emin olalım. Bundan da bilmiyoruz. Okey. Bilmiyoruz, sadece ismini biliyoruz. Tamam, bundan da emin olalım. Bakalım o çocuğun yanında mı? O çocuk peki sen baktın onun profiline. İstanbul'da mı yaşıyor? Yüksek ihtimal İstanbul'da yaşıyor ama İzmir'e gidecekler. Hani cumartesi günü İzmir'e gideceğiz demişler arkadaşlarına. İşte o çocuk beni cumartesi günü İzmir'e götürecek. Yani şimdi biz otogara gittik, bekçi abilerimize sorduk. Hani abi gidebilirler mi, ne olur falan. Gidemez dedi. Hiçbir şekilde bilet alamaz dedi. Yanında evet. reşit insanlar olsa bile evet. alamaz dedi. Çünkü hani bizim soy ismimiz Türkmen. Türkmen soy isminde birisinin olması lazım yanında. Kimliği, yani. Kimliği yanında mıydı? Kimliği yanında değil. O zaman hiçbir şekilde alamaz zaten. HES kodu gerekiyor. HES kodu gerekiyor bilet almak için. Evet. Ancak evet. özel bir araçla hani belki yolda da ama çevirme falan olsa yine bir sıkıntı yaratır. O çocuk kaç yaşlarında beraber gideceğini söylediği? Ya hiç bilmiyorum ama ondan büyük olduğunu biliyorum. 3 yaş, 3 yaş, 4 yaş. Yani o da reşit değil, ama... o da çocuk. Evet yani, en fazla 19-18 olabilir. Reşit olabilir. Ya evet. o şimdi... Bizim köyden bir akrabamız vardı. Arada bir saat önce. Şey demiş, hani... Snapchat'te konuşurken vesaire görmüş onu. 16 yaşında bir çocukla konuşuyormuş. O çocuk da İzmir'de yaşıyormuş. Hani o çocuğun yanına mı gitmek istiyor gibi bir düşünce oluştu bizde de. Şimdi tabii daha da felaket bir durum var. Biz evet. Fatma'yı ararken 15 yaşındaki Fatma'yı bir anda 13 yaşındaki Ceren çıktı ortaya. 13 yaşında yani. Ve bu çocuk. Doğruysa daha henüz hiç yan yana gelmediği bir şahsın yanına gidiyor. Doğru evet. anlıyorum değil mi? Evet. Evet yani daha tamamen sanalda. Realde hiçbir şekilde görüştüklerini tamam, yani henüz hiçbir şeyleri yok. Yan yana gelmeleri yok. Eğer bu birliktelik olsa ilk defa yan yana gelmiş olacaklar. Yani yüksek ihtimal olacak. Çünkü ben sürekli kardeşimi takip ederim. Hani nereye gittiğine bakarım vesaire. Peki Mustafa son bir şey soracağım. Bu çocukla gideceğini İzmir'e falan dünkü buluşmada mı söylüyor bu kızlara? Hayır. Dün arkadaşları bana hiçbir şey söylemiyor. Ben ertesi gün saat 8'de tekrar hepsini arıyorum. Bu sefer diyorlar ki abi böyle böyle. Hani bir çocuk var böyle. Hani ben dedim ki dün neden söylemediniz bunları dedim. İşte abi arkadaşlığımız bozulur vesaire. Anladım. Bugün öğrendim yani. Mustafa takip edeceğiz. Merak etme. Arkadaşlarım hemen konuyla ilgileniyorlar. İnşallah da hemen bir sonuca ulaşırız. 15 yaşındaki Fatma'ya üzülürken 13 yaşındaki kız ortadan kayboluyor. Bunların hepsi okula giden çocuklar. Bu evet. pandemi döneminde maalesef bu okullardan işte evden eğitim, uzaktan eğitim vesaire biraz da oralardan da koptular. Ve maalesef herhalde bu sosyal medyaya çok fazla yüklendiler. Orada da hiç art niyetli insanların ağına düşebiliyorlar yani kolaylıkla. Bir de sosyal medyada anlattığı kişi de olmayabilir. Belki 40 yaşında bir yetişkin yani bilemez ki. Ben bir şey söylemek istiyorum hani. Ben derdim ki benim kardeşim asla ama asla sosyal medyadan bir erkekle konuşmaz. Asla böyle bir şey yapmaz. Yani evet. aileler hiç öyle bir şey düşünmesinler. Hiç ummadıkları bir çocuk yapabilir yani. Kesinlikle. Teşekkür ederim Mustafa. Ben de asla sosyal medya açmam diyordum. Açtım. Bu hayatta asla demeyeceksiniz. Şimdi evet. çok karmaşık bir olay. Gerçekten karmaşık. Mehmet Sıddık 34 yaşındasın. Evet. 34 yaşında. Efendim 2013 yılında Medine ile evleniyorlar. 2013 yılında evleniyorlar. 2014 yılında Kemal isimli bir çocukları dünyaya geliyor. 6 yaşında bugün Kemal. Doğru mu? Fakat 2016 yılında yani evlendikten 3 sene sonra Medine Kemal'i de alıyor ve kaçıyor. Sonrasını sen anlat. 2017 yılında da boşanma davası açıyor. Bir tane Kemal diye oğlumuz var. Doğru mu? Bunun yanı sıra sen karını, çocuğunu ararken, ederken bir iş başvurusunda bulunman evet. gerekiyor. Ve nüfus müdürlüğüne gidiyorsun. Asıl kıyamet orada kapıyor. Onu şimdi sen bir anlat bakayım. İş yerine işte kağıt verirken efendim orada aile tablosu aldığımda 4 tane çocuk birden çıkıyor benim adıma. Ondan sonra işte hiçbir şekilde Medine'ye ne ulaşabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum artık. Şu anda Mehmet Sıddık'ın üzerine kayıtlı 5 tane çocuk var. 5 tane. Bir tanesi kendi oğlu. Zaten 2014 yılında dünyaya gelmiş. Fakat bu kadın 2016'da kaçtı. Yıl oldu 2020.
Yani 4 senede 4 tane çocuk mu dünyaya getirdi? Yani fizyolojik olarak çok zor. İnsan bedeni bir de tabii belli süreler geçmesi lazım. Emzirme süresinde zaten hamile kalamaz. Yani farklı bir şey de aranabilir bunun altında. İkiz olan yok değil mi? Hayır. Hemen söyleyeceğim Hasan Bey. Şimdi gidiyor ya Ocak ayında gidiyor. Evet. Doğru mu? Hani şunu da aklımıza geldi. Acaba giderken bir bebek bekliyor muydu? Evet, evet. Gittikten sonra mı dünyaya getirmiş olabilir mi diye. Hayır efendim. Ocak ayında gidiyor. Aynı yılın Aralık ayında bir çocuk dünyaya getiriyor Medine. Geliyoruz 2017 yılına. 2017 yılının Kasım ayında bir çocuk daha dünyaya getiriyor. Ve 2018 bir sene sonrasında tam. Bunların hep aralarında bir yıl var. Yani 11 aydan fazla var. 2018 yılının Kasım ayında bir çocuk daha dünyaya getiriyor. 2019 Ekim'inde de bir çocuk daha dünyaya getiriyor. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 11 ay var arada. Yani tıbben mümkün ama çok zor. Yani insan bedeninde bir dayanıklılığı, bir kuvveti bir şey var. Bir de niye tabii. Bir de niye. Bir de niye. Peki bu çocukların kız, erkek onlar bellidir. Ne yazıyor? Bir erkek var zaten, 3 kız var. Bir erkek, 3 evet, kız evet, çocuğu var. Evet. Bu arada 2017 yılında Medine sana bir boşanma davası açmış. Evet. Sen mahkemeye gittin mi şeye, duruşmaya? Hiçbir şekilde yanıt alamadım efendim. Karşı tarafı yok dediler bana. Hani davayı açtığı halde evet, şeye gelmedi. Evet efendim. Duruşmaya gelmedi, evet, öyle mi? Ve o yüzden de boşanma gerçekleşmedi. Evet efendim. Sen şimdi 5 çocuk babası sayılıyorsun. Görünüyorsun nüfusta. Ne istiyorsun Mehmet? Ne istiyorum efendim? Mağdurum. Rezil etti bizi. Ne çalışabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Hep çocuk aklımıza geliyor. Bu 4 yıldır yani çok mağdurum ben yani. Ne bir şimdi, çocuğumu görebildim, ne bir sesini duyabildim. Evladını görmüyor ya her şeyden önce. 4 senedir evladını görmüyor. Bugün 6 yaşında, gittiğinde 2 yaşındaydı. Çocuk bile görse babasını hatırlamaz. Bir de yanında 4 tane daha kardeşler bir şeyler dolanıyor. Annen Hüsnü telefondaymış Mehmet. Hüsnü Hanım merhaba, ablan da telefonda ama o adını vermek istemiyor, evet, sen de verme. Hüsnü Hanım. Efendim. Merhaba canım. Merhaba. Hüsnü Hanım sen de 4 senedir torununu görmüyorsun. Görmüyorum efendim. Ben besledim, anası beslemedim ve çocuğu büyüttüm. Bu Medine nasıl bir kadındı? Bana ev içinde yani iyiydi, yani kavgalı değildi, şey değil. Bilmiyorum nasıl kaçtı, ben de bilmiyordum. Ne kavgalı, ne dışarı, ne o sessizdim yani evde. Ben bilmiyorum nasıl gitti valla. Siz görücü usulü mü aldınız bu gelini? Evet. Aynı kaybetti gitti ama aynı. Ben gittim yukarı. Evet, görücü usulü. He, çocuk almış gitmiş. Hadi aradım o tarafa, o tarafa aradım, bulamadım. Olay Tarsus'ta geçiyor. Tarsus'ta yaşanıyor. Evet. Medine de mi Tarsuslu? Yok. Bitlisi Medine. Altınları var. Altınları götürdü. Para biraz var götürdü. Almış götürmüş. Ne kadarlık bir altın götürdü? Annemin bir seti vardı. Çeyrek altın, 10 tanesi böyle set. Kaç liradır sence o? İşte fazla bir şey değildi. Kadın o kadar kendi durumunda bile harcamadı onları. Kendine hep boynuna takardı böyle. Onları götürdü. Ya neyse, gerçekten altın da önemli değil, para da önemli değil. Bir yerden sonra artık onların hiçbirini düşünmüyor insan. Çocuğunu düşünüyorsun, onu özlüyorsun. Evet. Bu Ankara'ya niye gitti? Ankara'da onun akrabaları mı var? Hiç bilmiyorum efendim. Ankara'da gittim, Ankara'da da araştırdım. Ankara altında Gelincik Sokak'ta oturmuşlar bunlar çocukla beraber bir. Bir tane barakalı bir evde oturmuşlar. İlk senin oğlunla beraber. Evet. Gittim o eve de, orada da yoklar. Konu komşu ne dedi? Bir şey söyle. Konu komşu hiç kimse ses çıkarmadı. Hiç kimse bir şey demedi. Ya bu kadın 4 senede nasıl 4 tane çocuk doğurmuş işte, ben anlamadım. Yani zaten doğumdan 40 gün sonraya kadar belli bir işte lohusalık dönemi denir, öyle diyeyim halk arasında. Zaten mümkün değil. Emzirmemiş olması lazım bir kere. Emzirirse de çünkü yumurtlamayı şeye uğratır, kesintiye uğratır. Hemen yani doğurmuş, her iki ay, doğumdan 2 ay sonra hamile kalmış. Doğumdan 2 ay sonra hamile kalmış. Hocam başka bir şey geliyor aklıma. Ya bir çocuk, bir hırsızlığı, bir şey mi olabilir acaba? Bir ara, bir ara şöyle bir söylenti çıkmış. Kadın sığınma evinde diye, doğru evet, mu? Evet efendim. Acaba dedim orada nüfusu olmayan, kadınların nüfusu kaydedilmemiş çocuklarını bir şey mi oldu? Onlara mı
Dedi ki gelin çocuklar babasız kalmasın mı dedi. Yani bir şey olması lazım. Bir kadın 4 sene içinde 4 tane çocuk dünyaya. Çünkü siz bak 2013'te evleniyorsunuz. Evet, 2016 yılına 2014'te Kemal oluyor. 2 sene var arada 2016'ya kadar bir daha çocuk sahibi olmuyorsunuz. Yani başka bir şey olması lazım. Bu arada Mehmet'in ablası telefonda. Alo. Alo, iyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Siz bu Medine'yi nasıl bilirdiniz? Valla Medine sessiz biri yani. Evdeydi. O sabahta kalktılar. Annemle beraber kahvaltılarını yaptılar eşiyle beraber. Kardeşim işe gidiyordu. Annem de çocuğu uyutmuştu. Hı. Ona demiş işte kızım sen de ortalığını, kahvaltını falan topla, ben kasaba gideceğim demiş. Annem öyle çıktı zaten çocuğu uyutarak. Ondan sonra ben de bir komşuya çıkmışım zaten, dışarıdaydım. Benim küçük bir tane kızım var 4 yaşında. Kemal'i görünce koşmuş yanına. Baktım bana seslendi, abla abla dedi, gel dedi, kızını al dedi, ben gidiyorum dedi. Ben de yanına gittim dedim, Medine nereye gidiyorsun? Dedi Kemal'i sağlık ocağına götüreceğim. Ben de dedim herhalde aşısı falan var dedim yani götürüyor. Ondan sonra gitti, ben eve geldim. Bir saat falan geçti, babam aradı beni Medine'yi gördün mü diye. Ben de işte dedim sağlık ocağına falan gitti dedi. Biz bakmışız yok. Belki dedim hani sağlık ocağı dedim hastaneye sevk etmiştir. Hastaneye falan bakalım. Hastaneye falan baktık araştırdık. Yok hiç öyle biri gelmemiş, kayıtlarda görünmedi. Ondan sonra işte hemen karakola gitti. Kayıp başvurusu yaptık. Ankara'da zaten o an bulundu yani. O da demiş işte karakolda ifade vermişti. Ben kafa dinlemeye geldim. Öyle ifade vermişti. Ben yerimi de söylemiyorum. Öyle çıkıp gitmişti. Vallahi anladığım kadarıyla pek kafa dinleyememiş yani. Evet yani. Sürekli hamile. Sürekli çocuk dünyaya getirmiş. Doğurmuş, 2 ay sonra hamile kalmış. Doğurmuş yani, 2 ay sonra hamile kalmış. Kafa dinlemeye gitmiş. 4 kere. Biri yani gibi. İnsan vücudu dayanmaması lazım. Tabii. Evet, kaç yaşında şu anda normal mesela şartlı. Medine? Medine vallahi 26. Yani 26 yaşında. Yani. 26 yaşında. Bunlar siz... bir de görücü usulü evlendi ama hani birbirlerini beğenerek evlendiler. Yani öyle zorla evlilik falan da olmadı. Birbirlerini beğendiler, ikisi de gördü. Öyle evlendirdik yani. Yani o zaman evlendiğinizde 19-20 yaşındaydı öyle mi? 22 yaşındaydı. 22 yaşındaydı. Bu arada da gitti. Niye gitti? Bir kere kardeş siz... Anneniz, Medine, Mehmet, torunlar aynı evde mi yaşıyorsunuz? Hayır, ben komşularıyım, ben evliyim. Yan taraftasın. Ha, yan annem, taraftasın. Babam, annem, babam bir de Medine ile kardeşim yaşıyordular. Anladım. Medine kayınvalide ve kayınpederle birlikte yaşıyordu. Evet, evet. Bir sıkıntıları var mıydı? Annenle, babanla anlaşmazlığı, Mehmet'le kavga, dövüşleri. Yok, çok yani böyle sessiz biriydi. Kimseye karışmazdı. Yani şimdi günahını almayalım. Allah Allah. Ne oldu, bu resim kaçmadan yani. Ne kadar önce çekilmiş? Kaçmadan önce işte o zamanlar çekildi. Çünkü burada mutlu gözüküyor. Öyle hani evet. Bir hani mutsuz şey kaçacak gibi, kaçması için çok mutsuz falan olması lazım. Öyle bir görüntü sosyal yok resimde. Sosyal medya kullanıyor muydu acaba? Aynen. Madem hani evden çıkmak istedi, kardeşimden ayrılmak istedi, babası güle gitseydi. Hayır, şeyi soruyor hoca, avukatımız. Diyor ki sosyal medya, telefon, ya, hani bazen birkaç tane hat oluyor üzerlerine. Cep telefonu var mıydı? Bir tane eniştemin adını almıştık ona. Ben o zaman Konya'da çalışırdım. Kardeşim o zaman Antep'te çalıştığı için ona hat, Antep. Benim eşim bize aldı kendi adına. Ona verdi hatı, hani kardeşimle konuşması için hatı yoktu. Öyle yani. Konuşuyordu yani ailesiyle de, siz, kardeşimle de. Siz komşu olduğunuza göre hani yakın oturuyordunuz görümcü olarak. Evet. Çok fazla onun telefon konuşmasına, farklı bir durumuna şahit oldunuz mu? Yani dikkatinizi çeken, ne bileyim çok konuşuyor, çok işte telefonla meşgul. Bir şey var mı? Telefonla bir kere kardeşim evde değildi, annem değil de şehir dışındaydı. Bizim eve geldi, sürekli telefonu çalmaya başladı. Ben de bir sofradaydık. Medine telefona bakar mısın dedim. O da dedi ki kardeşim de bir şey olmaz. Ben dedim niye yani bu kadar sıkarıyor, demek ki önemli bir şey var. Aç konuş dedim. O yok deyince ben kaldırdım. Ben kaldırdım, baktım bir erkek ismi var. Sen kimsin dedim. Telefonu yüzüme kapattı. Dedim Medine bu kim dedim. Dedi ben de bilmiyorum abla işte dedi. Biri beni rahatsız ediyor. Kızım dedim eğer biri seni rahatsız ediyorsa
yani şey yap, kız ona bir daha aramaz. Yani engelle o numarayı. Ama ismini yazmış, beni rahatsız ediyor dediği kişinin ismini kaydetmiş oraya, öyle mi? Yok, isim yoktu, tek numaraydı. Ha, numaraydı. Peki evet, numaraydı. Bu mesela kaçmadan ne kadar süre önce oldu? 3-4 ay önce. Anladım. O gün hastaneye gidiyorum diye çıktığında onda bir değişiklik fark ettin mi? Bir heyecan, bir şey? Yok, hiçbir şey fark etmedim yani. Fark etseydim yani durdurdum yani, konuşurdum. Ne bileyim. Şey mi diyorsun, 4 tane çocuk çıkıyor kardeşinin üzerine senin. Bir anda 5 çocuk var nüfusunda. Evet yani biz de şok olduk. Yani olacak, inanılacak şey değil ya. Şöyle bir teknik bilgi verebilir miyim? Buyurun. Şimdi çocuklar muhtemelen hastane doğumu. Hastane doğumu olduğu için de direktmen anne tek başına nüfusa kaydettirebilir. Eğer bir evde doğum söz konusu olsaydı, anne ve babanın birlikte nüfus müdürüne gidip kaydettirmesi gerekirdi ki onun için başka birinin çocuğu onun adına kaydedilmiş gibi bir sav olamaz. Muhakkak hastane doğumudur. O hastane doğum belgesini istinaden anne tek başına kaydedip, aksi halde ikisinin yan yana gidip nüfus müdürüne müracaat etmeleri gerekirdi. Hayır, şimdi bir de şöyle bir durum var. Teknik olarak imkansız gibi görünüyor, çok zor gibi görünüyor ama değil. Değil. Şimdi evet. Hanımefendiye, pardon hocam, hanımefendiye bir şey sormak istiyorum. Şimdi sağlık ocağına gittikten sonra ne kadar süre sonra babanız arayıp Medine Hanım'ın evde olup olmadığını soruyor? İşte bir 3-4 ay sonra. Hayır hayır. Ha. Hayır, bir, hasta. Kaç saat sonra? Bir saat, ya bir buçuk. Tamam, bir buçuk saat sonra Medine'nin evde olup olmadığı veya hastaneden gelip gelmediğiyle ilgili bir anda sizi böyle şüpheye düşüren, oradan da farklı bir hastaneye sevk edildi. Niye kontrol etti? Niye böyle bir sıkıntı yaşadınız orada? Niye bu kadar telaşlandınız? Bununla ilgili bir şey mi düşünüyordunuz? Yani size bu kaygıyı size yaşatan ne? Ondan önce de bir kere kardeşim Antep'teydi. Evet. Medine birdenbire kayboldu gitti. Babamgil de şehir dışındaydı. Ben aradım kardeşime, dedim ki Medine evde yok dedi. O da hemen Antep'ten geldi. Biz hemen karakola gene haber verdik. Sevgili seyirciler, başladık, başlıyoruz. Ha başladık derken, evet, bir haftayı geride bıraktık. Bugün Cuma, pazartesine gününe kadar sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, sevdiklerinizle kalın ama lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına, özellikle hafta sonu hani kendimizi biraz böyle bırakıp onlara ara vermeyelim. Çok dikkatli olalım. Vakaların geldiği nokta belli. Lütfen herkes kendi tedbirini alsın. Pazartesi günü sağlıkla buluşalım ekranların başında. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.